İşte kankacığım, bugün o yüzden Elasticsearch konuşalım. Elasticsearch ile şu bizim yani arama için Elasticsearch'e de bir şekilde koymamız gerekiyor ya bunları. Ben o yüzden direkt biraz böyle göbekten girip bugün Elasticsearch'e nasıl koyabiliriz? Ona bakacağım. Okey. Okey. Bakalım beraber. Onları kendi bölgesi zannediyor. Ondan kapaşıyor. Kendi bölgesini bölüyor. Bak. Bölge bölünsün istemiyor. Vay manyaklar ya. Çok büyük manyaklar ya. O Çağrı Başkan da chat'e gelmiş. Kendisi de herhalde birazdan aramıza katılır. Şimdi kankacığım, önce bu Deneriz. Elasticsearch taraflarına girmeden önce şu koda geçsek de bir yeni modül mü eklesek? Yeni modül olarak yapıyorduk, değil mi? Ne ekleyeceksin? Ne Şimdi şu modül ekleyeceksin? advertisement modülünü ekleyeyim diyorum. Advertisement diye. Adı İlanlar advertisement modül. olsun diyorum. İlanlar modülü diyorsun. Aynen Hadi kanka, bakalım. hani bu ilan olayının bir şekilde gelmesi lazım diye tahmin Ne ediyorum. koyacaksın? Ne koyacaksın içine? Bana bunlardan gel. Mustafa Keser gibi yaptın lan bizi. Ne koyayım, ne şey yapayım diye. Kanka vallahi Java ile Altyazı yok. başlayalım. Java koyalım. Galiba şu anda kullanacağımız şeyler Java, Spring Boot, bir de Spring Data JPA'yı kullanacağız galiba. Okey. Adına advertisement koyuyorum. Koy, en kötü silerim ben onu sonra. Aynen. Keyfine göre takıl kankacığım. Şimdi. Evet. Bunun Hadi kendi bakalım. build.me Advertisement nasıl yazılıyor? İyi, tutturduk galiba. düzgün, onu da sordum. Onu düzelttim. Süper. Yayına biraz geç geliyor ya kanka, onu hemen arada şey yaptım. Ama yazamadığım kelimelerdendir yani. İlk seferde tek de yazamayabilirsin yani. Şimdi karşımızda bir build girdle dosyası görüyorum ben Muratcan. Tabii Aynen. bana biraz yayın geç geliyor olabilir. O yüzden bu build girdle'ın içerisinde bir plugin, grup, versiyon, source compatibility ve repositories gibi özellikler var. Bunlara acaba ihtiyacımız var mı? Yok kanka, ben Bir hiç buna ona bir bakmadım bile kontrol ya. edelim. Ben bunu Evet. sileceğim. Bu Şuradan kalsın. kopyalayacağım hatta. Çağrı Yani diyorum. User'ın diğer şeyini. Oradan süper. sileriz. Buna da açıklık getirmek lazım. Neden bunlara ihtiyacımız yok aslında? Bunlara değil mi? Şöyle, burada Temaya. sadece dependencies kısmına ihtiyacımız var açıkçası. Çünkü default olarak gelen her şey, bu modülü oluşturduğumuzda default gelen her şey aslında ana projenin build cradle'ında alt gruplara bizim şey yapmış olduğumuz, import etmiş olduğumuz özellikler. Eğer Muratcan ana build gradle Diyeyim. şeyine gidebilirsen, dosyasına gidebilirsen, direkt ana projenin altındaki. Evet, ona gittim. Gittin mi? Ben bir miktar tabii yavaş geliyor olabilir. Süpersin. Evet, burada gördüğünüz üzere şeyler var. Sub projects var gördüğünüz gibi bir curly bracket içerisinde. Burada grup versiyon ve pluginler, repositoriler. Aslında biz buradaki bütün o özellikleri ne yaptık? Sub projelere zaten geçiyoruz. Dolayısıyla her individual modüle bizim bu bilgileri aktarmamıza tekrardan gerek yok. Hatta ve hatta mesela burada da kullanmak istediğimiz atıyorum ne olabilir? Test dependency'leri olabilir. Hali hazırda zaten ana build cradle'da bunlar da var. Şeye falan aktarmamıza gerek yok. O yüzden direkt dependencies alıp o modüle has dependencies'leri Murat'ın Ekleyebiliriz. birazdan yapacağı gibi ekleyebiliriz. Ben şöyle diğer bu user'ın build.gradle'ını kopyaladım. Bu arada sence diğerlerine ihtiyacım var mı? Bu Bakalım diğer gösterebilir misin diğerlerini? şu Gradle wrapper ile Gradle bat dosyalarını almam gerekir mi? Ya da bunları yaratmam gerekir mi? Yok, her şey Bence olduğu olmaması gerekiyordur diye düşünüyorum. Çünkü bunlarda bak, dikkat edersen burada bir git ignore dosyası var yine. o Hatta yüzlerin altında mı olur? aynen. Bunlar silinebilir diye tahmin ediyorum sonradan. Bir deneriz bir. En kötü sileriz, o sorun değil. Şu anda aynen Gradle hiç o ekstra böyle uğraşmayalım. Şimdi Spring Boot Starter Web eklenmiş. Data JPA eklenmiş.
Sözleşir için. Bu database için. Database şu an çok önemli değil bizim için. İkisi de eklenmiş zaten MySQL'de. H2'da. Onları sileriz. Şimdi galiba DataGP kullanacağız. Şuradan yavaştan başlayalım. Bizim modeli oluşturmaya. Nasıl bir paket yapısı kullanmışız? Java'nın altında. Okey. Biz kendi paketimizi yaratalım. Home, Auth, Second Hand. Ne diyeceğiz? Advertisement. Hadi bakalım. Doğru yazabilecek miyiz? Yazdık. Dedikten sonra burada bir bizim zaten bu sınıfa hiçbir ihtiyacımız yok. Hatta sileyim mi artık ya? Görmüşken elimize mi yapışır? User application'dan bahsediyorsun. Aynen sildim geçtim ya acımadım. Basket. Yalnız şurada şöyle bir çakallık yapacağım. Ben IntelliJ'yi genelde şöyle bir çakallık yapıyorum. Ve diğerini beceremediğim için olmuyor. Şunları hani direkt paket yaratırsam bunun altına aynı paket yani şey yapıyor ya, paket ismini birleştiriyor ya. Ondan sonra geriye dönmesini ben hiç beceremiyorum. O yüzden hiç kasmadan. Burada DTO diye bir tane oluşturayım. DTO değil. DTO'dan önce bizim modele ihtiyacımız var. Şimdi başkan bizim advertisement modelimiz nasıl bir şey olacak? Bir de şu base entity'yi falan kopyalasam mı? Bence kopyalayayım. Ne diyorsun? Şuralara bakıyorum da tekrardan. Orada mısın Çağrı Başkan? Düşünüyorum. Düşünüyorum. Düşünüyorsam. Evet, şu an nasıl bir model kurmayı planları bilmediğim için, evet, aslında base entity'ye ihtiyacımız tabii ki de olacak, çünkü yapmak istediğimiz şey base entity herhangi bir database entity'sinde olması gereken şeyleri barındıran bir base class aslında. O yüzden onu alabiliriz, doğru Hemen söylüyorsun. alalım, kopyalayalım. Bu tarz şeyleri kopyalamayı çok Çağrı Başkan silelim bir şey olmaz ya. O Hüseyin Başkan hoş geldin. Data bu Kotlin sınıfı mı ya? He, ondan demek ki. Kodun Çakala bak çakala hemen Kotlin sınıfları eklemiş ya. şeyler yapmış Şov onlar da. ya şov şov bunlar biliyorsun değil mi? Aynen. Şov bunlar Yapıyor bir yani. şey. Yapıyor bir şeyler. Yapıyor şov olarak. Çocuk çalışıyor ya. Sesi de gelmiyor şimdi, biliyor musun? Bak. Girmedi yayına. Orada yazmaya çalışıyor. Aynen kanka oradan böyle 4 saattir yazıyor. Ne şovu lan işte. Ne yapıyoruz. İşimiz İşimiz bu. Hızlı yazdı. bu. Sağlam bitirecek adam. İki kelime de bitirdi. Ya gelince bak gör nasıl yetiştirecek. Sen buradan böyle diyorsun da. Evet. Şimdi abicim bir tane advertisement diye. Şimdi benim için problem ne biliyor musun? Bunu yapılıyordur herhalde ya. Gel Spring'i şey bile birlikte kullanabiliyoruz. O yüzden annotation'ı varmış tamam. Şimdi abi bizim advertisement'ta neler olacak ya bu önemli. Vallahi bilmiyorum, bu konuda sen uzman olan sensin. Ya şöyle şimdi bizim sitede belli bir detaylandırma var kategoriye göre ama bu biraz daha kompleks bir yapı içeriyor. Yani gerektiriyor. Şöyle ki önce bir kategori yapısı var. Kategorilerin altında işte alt kategoriler de var. Onların altında da yani o her alt kategoriye ait işte özel attribute'lar olabilir ya da field'lar olabilir. Anladın mı? Yani iPhone için mesela işte ne bileyim başka şeyler varken mobilya için başka özellikler olabiliyor. Ama şuradan da açalım bakalım hatta böyle konuşana kadar. Açalım. Açalım. Hadi oynat. Çoğunlukla standart şeyler var. Mesela bakalım arabaya da bakmayalım yani gidip de oyuna bakalım. Bir de yere bakalım. Yani çok böyle özel bir şey yok ya baktığın zaman. İşte
title verilmiş, kategori falan seçilmiş gördüğün gibi. İşte şu ana kategori, şu alt kategorisi. Resimleri var. Onun dışında bilgiler diye bir kısım var. Şunu ben bunu translation yok da işte Ken Mark'ın bilgi demek yani. Kondisyon. Yani durumu ne? İşte bir de türü. Peki, güzel. Hani Bunlar kategoriler var. var. Aynen. Bir Bir de bir base description kategori var. kılıdı. Aynen. Tamam. Anladım. Peki. Soru geliyor. Diyorum ki yani ben yeni bir kategori oluşturmak, ben satıcıyım, yeni bir kategori oluşturmak istiyorum. Çünkü benim ürünüm senin daha önceden tanımlamış olduğun kategorilerin içerisinde yok. Böyle bir case oluyor mu? Nasıl bu tarz şeyleri hallediyorsunuz? Yok abi. Öyle bir durumda. Şuradan şey kategori bulabilirsin. Bir şeyler aratıp bir title girip oradan bir kategori çıkarmaya çalışabilirsin. Ya sana en uygun olan kategoriyi önerebiliyorsun. Ya Sen da bir ilan girmek istesen yani kategori oluşturma gibi bir seçenek olmayacak aynen diyorsun, değil mi? mesela şuna bakalım. Red Dead Redemption 2 PlayStation 4 desem. İşte şunları çıkartıyor hani en son seçtiğimde buymuş mesela bir şekilde bir oynuyor. Doğru da yazmadım herhalde ya. Bak bu da zordur ha yazılması. Ya yine buluyor bir şeyler yapıyor yani. Ya da kendin seçebiliyorsun. Kendi seçtiğinden de şey ilk başta buradan gidip doğru ana şeyi bulman lazım. Ana kategoriyi. Ondan sonra onun altına işte bak bunun bir alt kategorisi daha varmış mesela. Gördün mü? Üç şeyli bir yapı varmış. Şimdi tabii biz daha kategori mantığını oturtmak. Aslında bak önce orayı da oturtabilirdik ha. İstiyorsan hiç bugün advertisement'a girmeden orayı mı oturtmaya çalışsak? Peki sen şimdi bana çok güzel bir sürü kategoriler seçiyorsun buradan. Seçtin böyle kategori seçtin, onun altında başka kategori çıktı, onun altında başka kategori çıktı. Böyle böyle devam ediyor. Bunların hepsi birer sınıf mı? Değil aslında. Sınıf derken? Mesela atıyorum orada bir PlayStation diye bir sınıf yok aslında. Orada onu reprezent eden bir class var ve o class'ın bir kaydı oluşturulmuş durumda. Aynen. Veri tabanından çekiliyor. Yani kategori diye bir tane Ha. sınıf var sadece. Hı. O kategori gidip veri tabanından sadece okuyor. Bu kategori hangisi? Bu kategorisinin ID'sini bulduktan sonra. Bu arada tablo yapısı şey. Dağıtık bir tablo yapısı var. Relational hepsi. Yani hepsi farklı farklı relational. Daha sonra o ID ile gidip mesela onun işte özel attribute'ları var mı? Onu getir. Şey diyeyim, örnek olarak söyleyeyim. Bu kategoriye ilan eklerken indirim var mı? Onu getir falan filan gibi şeyler yapıyor. Anladım. Yani gidip o kategori ID'siyle diğer bilgileri buluyor. Anladım. Okey. Ya şu chat'te Nemesis J'nin yazdıklarını okuyabiliyor musun? Ben okuyamıyorum ya. Ben Gözüm seçmiyor. ignore ediyorum. Yani benim hiç gözüm Ülkemden seçmiyor dedim ya. İngilizcem Aynı ben. modülle mi olsun? Tamam kanka, aynı yapalım User'ın altına koy dedi ya şey kankacığım. advertisement'ı. Tamam öyle yap ya. Klasıyla Hemen oradan extend edersin dedi. Base class hiç uğraşmadım. Böyle düzeltelim. Yani şöyle şu anda kategori kısmına da girebiliriz. Çünkü orayı hiç oturtmadık. Ya da şöyle bir şey de yapabiliriz. yani kategoriyi mesela daha serbest bırakabiliriz. Mesela işte hashtagler üzerinden gidebiliriz. Senin geçen dediğin gibi. Bilmiyorum yani. Bu kategori kısmını bilmiyoruz. Yani o aslında belirleyici bir özellik. Onu söyleyeyim. Nasıl yapsak acaba? Advertisement dediğin şey aslında senin için bir ne olmuş oluyor? İlan aslında değil mi? İlan. Evet, aynen. Evet. Güzel. Aslında yapı şu şekilde. Bizim kategorilerimiz var. Kategoriler önceden birileri tarafından tanımlanmış şeyler. Ama bunları tabii veri tabanında tutuyor. Tanımlamaktan kastım o aslında. Ben bir advertisement oluşturduğumda kullanıcı olarak ne yapıyorum? Gidip aslında o kategorilerden seçimler yapıp advertisement'ın işte belli başlı attribute'lerini belirliyorum aslında. Olay bu şekilde oluyor. Aynen. Yani ama şöyle ya ben mesela şu an düşünüyorum ya bizim böyle çok her kategoriye özel ayrı bir şey zaten kategori gamımız ne olacak onu da bilmiyorum. Ama böyle ilanlara hani insanlara deli gibi böyle çok detay detay bilgiler girdirmek yerine biraz daha mesela Letgo'nun yaptığı gibi resmi çek fiyatı
İşte ne şu, bir tane de açıklama yaz gibi bir şey yaptırmak bana daha mantıklı geliyor. Yani diğer türlü mesela o kadar çok bilgiyi girmek istemem açıkçası yani. Mesela devam edeyim şuradan eklemeye çalışayım, görelim daha neler var. Geçtik. Fotoğraf ekliyorsun. Title, description var. Onun dışında işte şunlar o kategoriye özel alanlar. Yani her mesela atıyorum şu kondisi dediği şey condition dediği şey aslında. Bu genelde bütün ilanlar için var. Tamam mı? Hani ana bir. Çünkü ikinci el ilan satıldığı için işte buradan şeyi seçebiliyorsun. Yeni gibi ve kullanılmış. Hani bu da herhalde yeni gibi dediği az kullanılmış galiba. Ama bu ana bütün şeyler için var. Tabi bu genre dediği sadece şey. Hani oyun. Bak dikkat edersen hep oyun kategorilerini getiriyor. Bu oyun şeyine özel bir alan. Yani bu kategori için olan bir alan. Graphnel. Graph değil mi Graf, onun? graf ne oldu ya? GraphQL demeye çalıştım. GraphQL şey kanka ya. GraphQL bir database değil aslında. Değil değil. GraphQL bir API, bir API. Aynen. Ama bir query API. Son zamanlarda şöyle bir şey çıktı aslında. Şimdi bu REST API'nin temellerinde aslında sürekli frontend'e git geller yapmak gibi zorlamalar söz konusu oluyor. İşte gideceksin, user ID alacaksın. Oradan user'ın belli başlı attribütlerini alıp tekrardan sorgular atacaksın bilmem ne falan filan. Onun yerine GraphQL bir dinamik query opsiyonu sunuyor frontend'e ya da işte o API'yi kullanacak client'lara. Bu dinamik API ile tek bir aslında istekle underlying services dediğimiz o işte alt taraftaki servislerden bütün bilgileri bir şekilde servislere toplattırıyor. Aslında yapılan şey tek bir query üzerinden, tek bir API call üzerinden birden fazla resource elde etmek. Direkt veri Ama tabanına tamam, gitmiyor mu? direkt veri tabanına giden bir durum değil. O bir şey, bir API. Bir Spring Boot application aslında. GraphQL bir Spring Boot application üstünde çalışan bir şey. Bu arada ben de öyle biliyorum. Ben şöyle biliyorum ama. Tam ben de detaylarına girmeyeyim bu arada. Bir ara girelim. Ben isterseniz şey yapabiliriz. Ben GraphQL'le çalıştım çok. O zaman kankacığım net anlat. Şeyle yaparız. Ben de dediğin Neydi gibi o? biliyordum ama ben şey... Meetup'ımızda yapalım. Olur kanka çok güzel olur valla. Benim kafamda mesela hep şöyleydi. Hani bir API dediğin gibi yani arada bir Spring Boot Application var. İşte bu devamı zaten bizim yaptığımız API'lerde veri tabanına gidip geldiği için. Hani onu yapmak yerine direkt veri tabanına gitmek için özelleşmiş bir API. Hani bir şey bir yapalım. Query'leri de onun üzerinde tanımlayalım. Hani iki tarafta hem işte pet'lerimiz yani HTTP pet'lerimizi falan filan orada tanımlayalım. Hem de veri tabanı query'lerimizi tanımlayalım. Bunları da eşleştirelim. İşte şu query yapılırsa buna gidelim diye. GraphQL, hatta bu GraphQL, ben şimdi bir link paylaştım. GraphQL'in bir sürü source kodunu bulabilirsiniz. Hatta Spring Boot'un GraphQL dependency'leri var. Direkt Spring Boot nasıl işte controller'larla bir API sunabiliyorsa, aynı zamanda Spring Boot GraphQL dependency'lerini kullanarak bize işte query ve mutation endpoint'lerini sağlıyor. Güzel bir teknoloji. Gerçekten frontendçilerin hayatını kurtaran bir teknoloji. Yani şöyle düşünün, 3 kere bir REST API'ya istekte bulunması gerekirken bir frontend application'ın belli başlı bilgileri çekebilmesi için tek bir dinamik query yazarak istediği bilgileri tek HTTP call'la alabildiği bir şeyden bahsediyoruz. Teknolojiden bahsediyoruz. Peki Mantık başkan, aslında bu. bu meetup'ta mı anlatırsın bir sonrakinde mi? Bu meetup'a zaten doluyuz diye ben şey biliyorum O ama yüzden biraz rahat şey yapalım. konuştum diyorsun. O yüzden rahat konuştum. Şey yapabiliriz ama evet, bak burada çok güzel gösteriyor. Burada böyle bir şey yapıyor. Dinamik bir işte query hazırlıyor. Frontendçi. Ama mesela orada name var, height var. Bunlar aslında veri tabanında başka 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 yerlerde tutulan attribute'lar olabilir.
şey bunu bilmiyor. Frontend'çi Frontend'çi bunu ya da bilmesine gerek yok diyorsun. aynen, ya da REST API'den bunu şey yapamıyor, anlayamıyor. Genelde REST API'lerde neyin nerede olduğunu anlamak çok kolaydır. Evet. GraphQL'de böyle bir şey yok. Anladım kankacığım. O zaman seni bir sonraki meetup'a, bu meetup değil, ondan bir sonraki Temmuz meetup'ında GraphQL olarak yazıyoruz. Kısmet acaba. Kısmet kankacığım, o zaman kim öyle? Şimdi kankacığım şöyle bir şey yapabiliriz. Aklıma geldiğini söyleyeyim. Böyle konuşunca yine beyin fırtınası yapınca aslında yine birçok şey çıktı. O Oğuz Başkan hoş geldin. Şimdi yapabileceğimiz şeyler şunlar. Bu kategori tarafına yoğunlaşabiliriz. Yani bu ota eksik tarafı. Ha bu arada şeyi göstermeye devam ediyordum. Şu işte şu 3 değil mi? Hatta şu bütün hepsi birer property. Bunlar kategori için saklanıyor. Hepsinde değişik tipi var dikkat edersen. İşte bunlar multi select. Yani multi select değil de işte drop down. Bunlar multi select mesela işte x seçebiliyorsun falan filan. Bir sene sonra price var. Bu hepsi için geçerli. Buradan price type'ını seçebiliyorsun önce. İşte bir direkt olarak bir fiyat isteyebilirsin. Açık arttırmaya sokabilirsen bile teklif yapar. Diğerleri çok Hollanda cam yetmiyor. Şu gratis hediye demek. Bir tek onu biliyorum. O bedava oluyor yani. Diğerlerinde işte çok bilmiyorum ama işte böyle bir şey var. Bu da bütün ilanlar için geçerli. Şu teslimat kısmı yine bütün ilanlar için geçerli. Ben kargolayacağım ya da sen gel al demek. Bu da zaten senin ya yani ilanına ait iletişim bilgileri işte. Senin telefon numaranı verebiliyorsun. İlan nerede? İşte postkodunu falan filan verebiliyorsun. Buradan bir paket seçip açabiliyorsun ilanını. Şu kısmı aç dediğim gibi bütün hepsi ilanlar için aynı. Biz şöyle bir şey yapabiliriz. Şu kısımları aynı tutarız biz de. Yani böyle bir bütün ilanlar için aynı işte. Hepsinde var. Bir price'ı var. İşte gönderme şey, ilan bilgileri. Bir de şu kısmı tutarız. Yani bir title gir. Bir tane de açıklama gir. Yani şuradaki ara kısımları ya şu condition'ı da koyarız bir tek. Geri kalan kategori özel şeyleri böyle koymayız. Ama o zaman da yine de bir kategorilendirmemiş olacağız. Bunun üzerine ama işte bir hani Elasticsearch'e gitme en azından bir POC gibi bir şey koyabiliriz ortaya. Diye düşünüyorum. Okey, o zaman çok advertisement'ın içerisinde çok basic attribute'lar tutalım. Koyalım. Aynen. Aşağıya taşa yazılmış attribute'lar olmasın. Yarın bir gün değiştirebilelim. Zaten benim anladığım kadarıyla advertisement dediğimiz bir sınıf bünyesinde birden fazla attribute, çok yani fazla fazla attribute'lar tutuyor. Aynen. Ve bunların da anladığım kadarıyla öncesinden bir şekilde tanımlanması gerekiyor. Bu tanımlamaların yapılabilmesi için de aslında bir admin user'ın olması ya da işte bunlardan sorumlu user'ın olması gerekiyor falan filan, çok ketrefeli bir durum. Yani o taraf Dolayısıyla senin gideceğin detay seviyesiyle de alakalı yani. o yüzden şeyde advertisement için belli başlı ufak tefek attribute'leri tutup dediğin gibi doğruza şey yapabiliriz. Devam edebiliriz Tamam. bence. Öyle yapalım. Bence de öyle yapalım. Yani çok basit. Bir title alalım, description alalım. Bir tane URL alalım. Resim URL olsun. Bir de price alalım. Yeter. Tamam. Hani hiç şey yapmayalım. Yeter yani. Tamam. Şimdi nasıl bir dakika şu ayakta mı bakalım. Ya benim şunu ben en son sileceğim, yeniden başlatacağım ya. Bu arada Elasticsearch'ı yüklemedim. Docker Compose'dan çalışıyorum. Onu da hemen gösteririm şimdi sana birazdan. Şöyle abicim, ben bakarken biraz direkt Spring Boot üzerine gittim. Biraz tutorial bakayım dedim, neler yapabilirim diye. Şimdi benim kafamdaki sorular şunlar. Önce onları sana sorayım. İlk galiba bizim bir indeks yaratarak başlamamız gerekiyor. Bu indeksi nasıl yaratacağız? Yani şimdi her seferinde Elasticsearch ayağa kalktığı zaman gidip oraya işte Elasticsearch'un arayüzünden query yapıp şey yapamayız. Bir otomatik bir mekanizma gerekiyor. Yani o indekslerin orada olduğunu şey yapmak için. Evet, şimdi Elasticsearch'ün yapısı bir miktar farklı. Bu şekilde farklı. Şeyi yapısı çok veri tabanına benziyor. Normal relational database'lere benziyor ama tanımlar birazcık değişik.
Mesela bir relational database'de table diye adlandırdığımız yapı Elasticsearch'te indeks olarak geçiyor. Yani siz search yapmak istediğiniz bir işte artık JSON obje olabilir ya da bir text olabilir. Herhangi bir şeyi Elasticsearch ortamına atmadan önce bir indeks yapmanız gerekiyor. Onu tutmak istediğiniz bir tablo aslında oluşturmanız gerekiyor. Ona indeks deniyor Elasticsearch ortamında. İndekslerin içerisine de atmış olduğunuz her bir kayıt aslında bir document olarak adlandırılıyor. Bu dokümanları da indekslerin içerisine kaydetme işlemi yaparken de buna indeksleme deniyor. Bu indeks, bir document dediğimiz şey aslında her şey olabilir. Bir free bir text olabilir, bir const, güzel bir yapısı olan bir JSON obje olabilir falan filan. Daha sonra Elasticsearch'ün API'larını çağırarak da bu işte her bir dokümanın içerisinde aslında karakter search, text search yapma imkanınız olabiliyor. Eşleşme yapıyor aslında sizin için ve çok hızlı sürelerde bu işlemi gerçekleştiriyor. Ayrıca belli başlı şey algoritmaları var. Fuzzy algoritmaları vardır bu özellikle search dünyasında. İşte Levenshtein distance, ondan sonra Jarowinkler distance gibisinden belli başlı hesaplama işlemleri vardır. Bu mesela şey esnasında runtime'da search işlemini yaparken Elasticsearch cluster'ına bu işlemi yaptırabiliyorsunuz. Böylece application'ınızın içerisinde karakterler üzerinde gezip ne kadar uygun bir kelime ya da ne kadar uygun bir string buldum gibisinden şeyler yapmıyorsunuz. Aslında Kibana üzerinden bize şeyleri gösterebilirsin. Az çok nasıl bir indeks oluşturulur, bu indeksin içerisinde nasıl dokümanlar şey yaparım İşte, gibi en azından yapmaya çalışabiliriz aynen, diye onu düşünüyorum. yapmaya çalışalım ya. Şu an şeyi ayağa kaldırıyorum, bir yandan da bakıyorum. Çünkü daha önce hiç oturup kendim template yaratmadım. Yani hep hazır olanları kullandım. Ne gerçi şeylerden falan bakabilirim ya. Bizim şirketin codebase'indeki örneklere bakabilirim. Şimdi Index API'nin altında put şeyi olması lazım. Şu an ekranda Daha gördüğün gibi doğrusu. mi? Evet, bu aslında bakalım. Create Index API'nin nasıl gerekiyor? Create Şöyle Index ben Template diye bir bir şey var. link. Properties, timestamp. Evet, yani bunlar. Ben şunu da paylaşabilirim. Bu direkt Template'te olarak. hemen bakalım. Okuyalım. Böyle bir indeks yaratabilirsin. Evet gençler, az önce tutuyordunuz. Ne oldu? Oo, patron hoş geldin ya. Şeyden sıkıldı. Chatten sıkıldı. Değil mi? Bana da sesi çok gür geliyor şu an, bilmiyorum. Daha da böyle bir şey. Mikrofonunu da açmış gelmiş yani. Değil, borazan gibi geliyordur. Boğazlarım şiş. Evet, biraz şey, hakikaten borazan gibi. Evet, ıhlamurumla geldim. Example'lara geçip oradan aslında Ha. ilk example'ı kullanabilirsin diye tahmin ediyorum. Nerede abi example? Bir Bak bakayım. example. Aşağı create index şeyi gönderdim, bir tane Ha, tamam. link gönderdim chat'e. Orada biraz aşağıda şey olması gerekiyor. Gördüm. Aynen, ben de onu arıyordum ya. Şimdi eğer Orada çok basit bir index yaratıyor aslında. şöyle şunu yaratıyor, tamam. Burada bir ayar da yapıyor ama şunu merak ediyorum ben size. Şu mapping olayını merak ediyorum. Şimdi index eskiden şöyleydi galiba. Sonra değişti bu. Tam emin değilim. Sen doğrusunu söyle. Bir index vardı, bir de indexin altında document vardı. Ama galiba şimdi artık o farkı kaldırdılar ve sadece index var son versiyonu. Yani direkt indexin altına index olarak bir doküman yaratıyorsun aslında. Daha sonra da hep o indexe ekliyorsun bir şeylere. Çok emin olmamakla beraber sanırım haklısın diyorum. Ben tam Çok aynen sanki yani en öyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum çünkü. güncel versiyonu kullanmıyorum çünkü ben Amazon'da
Halihazırda Elasticsearch servisi var. Onların da update'ler sonradan geliyor. Aynen. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yani şurada mesela onu mu yapıyor aslında? Kafamdaki soru. Bir indeks yarattıktan sonra o indeksin içine bir de mapping ekliyor. İşte properties diyerek. Orada bütün field'ları veriyor. Bak. Şöyle bir şey demiş işte type'ları verebiliyordum. Type'lar galiba doklar mı? Hani şimdi o 7'den sonra kalktı falan diye. Ha bir de şu sorun var. Şu mesela filter ne işe yarıyor? Onu merak ediyorum. Güzel soru. Filter ne işe yarıyor? De Emin değilim. Sallamak da istemiyorum. komponent template nedir? Yani index nedir, komponent template nedir? Hemen onu araştıralım. Anlamadım hala da. Yani galiba index template ve component template diye bir şey var. Index template bunun üst çatısı. Komponentlarla index template mi oluşturuyor? Bu arada sen ona bakarken Oğuz hocam buralarda mısın? Chat'te misin? Ben şuna biraz daha bakayım. Bizim komiteden Oğuz hocam var, Mechanic World. Kendisi nişanlanmış. Ona bir O düğün telaşesi vardı. Kızı almışlar. hayırlı olsun. Yakında da düğünümüz var. Hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin başkan. Aynen. Aynen. Tebrik edelim. Buradan da tebrik edelim. Ve Oğuz'un hikayesini meetup'lardan biliyoruz. O sıfırdan başlayıp bir yerlere geldi. Yakında da ilk iş deneyimine başlayacak. Nerede? Kendi kendine öğrenip kendi kendini azmedip bu yazılım dünyasına girmiş oldu böylelikle. Ben o anlamda da tebrik ediyorum kendisini ve herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Böyle de resmi bir konuşma yapmış Sağ olun, var olun. oldum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ya ben şu şeyi anlamaya çalışıyorum da index template'e component template arasındaki fark ama galiba çok gerekli değil. Bunu bilgiyi bilmemiz. Ya şöyle şirketten hatırladığım kadarıyla biz sadece indekslerle çalışıyoruz mesela şu anda şirkette. Aynen. Component diye bir şey görmedim ben. Ya indeksleri bulup indeksler üzerinde sorgulamalar yapıyoruz. Yüzden component karıştırmaya gerek yok derim. Tamamdır. Biz de öyle yapacağız. En son katıldığım summit'te de orada bir tane Elasticsearch eğitimi vardı. Sunumu vardı. Oradaki eleman da sadece index gösterdi mesela. Hiç component diye bir şey hatırlamıyorum ben Elasticsearch'te. Aynen bunu ben de çok şey olduğunu zannetmiyorum. Tamam ya biz şeyi yapacağız yani. Şu kısmı yapacağız. Bu kısmı değil bu arada. Bu eski şey. Neredeydi? Galiba biz şöyle bir şurayı yapacağız ya. Mapping diyeceğiz. Ondan sonra altına da bizim property'leri ekleyeceğiz. Ben hatta şöyle bir şey yapacağım.
Kopya çekeceğim biraz şirketin şeylerinden. Burada neler yapılmış diye. Onun yanında da şuradan kontrol edelim. Elastik başladı. Elastik başlamadı daha. Başlayacak. Ya bunda ayağa kalkması çok uzun sürüyor ya. Nedendir bilinmez. Şimdi şuradan size de göstereyim. Biz nasıl bir şey yapmışız şirkette. Bu deprecated olduğu için göstermemde bir problem yok. Şöyle bir template yaratmışız. Yani şöyle bir index template yaratmışız ilanlar için. Template'in adını vermişiz. Order'ı bilmiyorum ne olduğunu. Version'ı vermişiz. Version da 7 zaten. Chain version herhalde. Elasticsearch'ın. Bunları normal olduğu gibi kullanmışız. Ondan sonra da galiba bu keyword dediğimiz şeyler üzerinde arama yapabileceğimiz şeyler değil mi? Mesela Doğru. hani keyword olarak tanımladığımızda üzerinde bu text search'ü daha rahat yapabiliyoruz. Yani diğerinde Evet. normal bir Doğru. şey olarak tam burada zaten her şey keyword olarak tanımlanmış. O yüzden çok fazla aynen. Her şeyde keyword. Keyword dersen o şu demek oluyor. O keyword alanlarıyla arama yapabiliyorsun diye biliyorum. Eyvallah abi. Mesela text Yani yaparsam sadece arama sadece. yani text yaparsan text yaptığın alanla arama yapamazsın diye biliyorum. Anladım. O zaman biz zaten yapacağımız... Bu arada Çağrı sen o kısımları yakaladın mı bilmiyorum. Şöyle bir Yok basit yok. bir ilan modeli kuracağız. Title var. Oralarda vardım Okey. yakaladım orada. O zaman zaten biz title ve description üzerinden arama yapılabilmesini istiyoruz. Bunları keyword olarak ekleriz. Geri kalanları da işte ne bileyim diğerlerinde text ya da diğer veri tipleri neler bu arada onu da bakmak lazım. Bir number var, onu biliyorum. Number var. Short var. True false için. Başka hatırlamıyorum. Boolean Başka. varmış oğlum true false için. Hı? Boolean varmış. Volume var mıymış? Aynen. Okey. Number'ı kullanacağız galiba. Aynen biz de şey için number'ı kullanabiliriz. Hadi Elasticsearch ayağa kalkmadı mı daha ya? Değil. Ben bir şey merak ediyorum. Öyle yap. Şimdi biz bu Elasticsearch'ü DB sorgulaması yerine Elasticsearch üzerinden sorgulama yapmak için mi kullanacağız? Yoksa DB'deki indeks alanımıza karşılık gelen o değeri bulmak için mi kullanacağız? Biz Yani şunu demek Elastic istiyorum. Mesela search kısmına kullanıcıya şunu yazdım. PS5. Bu PS5'e gelen indeksleri bulmak için Elasticsearch'e gidip o indeks yani ID'leri Elasticsearch'tan alıp veri tabanına mı sorgulayacağız? Çünkü veri tabanında bir ID indeksi olacak. Yoksa bütün bilgiyi Elasticsearch'tan mı getireceğiz? Abi aslında bu dediklerin hepsi mümkün. Hani senin de bildiğin gibi. Hı. Şöyle ben kafamdakini anlatayım. Siz de katkıda bulunun. Şimdi bir sitede bu tarz işte sitelerde search yapabilmen için yani şuradaki text ve search'ün çalışabilmesi için senin bir mekanizmaya ihtiyacın lazım. En baz halinde bunu nasıl yapabilirsin? Buraya adam her bir şey girdikçe ne yapacaksın? İşte veri tabanına gidip oradan işte bir like sorgusu çalıştırabilirsin. Örnek olarak Evet. söylüyorum. Ama bu takdir etsin ki çok yavaş olacak. Yani adam her tuşa bastığında işte bir request yap. Zaten yani getirmeyeceksin. Cancel edeceksin belki ama sürekli Hı. bunu yapmak yani verimli değil. Ve onun dışında bizim işte bu relational DB'lerde bir text based search diye bir şey yok. Yani sen bir indeks verirsin. O da kendi aramasını yapar. Ama özelleşmiş bir arama değil. O yüzden bu da çok hani hızlı çalışan bir şey değil. Sen ne yapmak istiyorsun? İşte burada bir arama olsun. Mesela işte ne bileyim sen
yazmaya başladığında işte ona uygun olan şeyleri getir. Autocomplete yap. Falan filan. Ondan sonra mesela bastıktan sonra da hızlı bir sorgu bekleyebilirsin. Çünkü sonuçta burada listeliyorsun mesela. Bütün ürünü göstermiyorsun ama sadece belli alanlarını gösteriyorsun. Ya full mesela o veri tabanındaki modeli de ihtiyacın yok. O yüzden biz aslında Elasticsearch'ü ilk olarak, ana olarak arama özelliği için kullanacağız. Yani işte site üzerinde text-based search yaptığımız zaman gidip bunları Elasticsearch üzerinden arayacağız. Ondan sonrası Elasticsearch'tan bunun ID'sini aldıktan sonra ya şuraya zaten şu kısma geldiğinde ya şuradaki search yaptın ya işte iPhone yazdın. Şuradaki search Elasticsearch üzerinden yapıp oradaki verileri getirip burada hızlı bir şekilde gösterebilirsin. Buraya bastıktan sonra bu yine sana kalmış. Yine ya bu ID'yi alıp yine Elasticsearch'e gidebilirsin. Ya da bu ID ile bu sefer veri tabanına bir sorgu yapıp bütün ilanı getirebilirsin. İşte daha fazla detay getirebilirsin. Bu sona kalmış. Ama biz ana Peki. olarak search için bu tarz bir search engine mantığında çalışan bir şey kullanmalıyız ki hızlı ve verimli bir şekilde arama yapabilirim. Aksi takdirde hep veri tabanına gitmek bizim yani sitedeki diğer işlemlerin sağlamasını da Tabii canım, yavaşlatır. like'la gitmek ölüm olur zaten. Bir de data büyükse, milyon data olursa Aynen. imkansız hale gelir. O zaman şunu anladım. Search sonucunu getiren serviste o search list, yani o listeye de ihtiyacımız olan bilgileri sadece Elasticsearch koyacağız. Hepsini de koyabiliriz. Şu anda biz biraz daha şey kafasıyla gidiyoruz. Elasticsearch entegrasyonu yapma kafasıyla gidiyoruz. O yüzden biraz daha POC'yiz. Zaten konuştuk ya o kısımda. Ha, okey. Şu anda biraz daha POC'yiz. Yani şu an aslında bir şekilde Elasticsearch'e atıp Elasticsearch'tan sorguladığımız takdirde bizim için şu anki kısım kapanacak. Ondan sonra dediğimiz gibi daha başka detaylar da var şu anda daha düşünmediğimiz. Örnek olarak kategorilendirme nasıl olacak? Evet, oraları Veriler detaylandırmak nasıl lazım. olacak falan filan. Onunla hani onları hiç düşünmediğimiz için şu anda. Ya şu anda hala Kibana ayağa kalkmadı. Çok sinirim. Ya kalkmadı. Ama şeyin ayağa kalktığını neydi bunun? Peki ben bir soru sorayım. Kibana Elasticsearch'ün bir parçası mıdır? Değil. Değil. Ama ya şöyle, Çağrı Başkan Evet. bunu daha güzel açıklar bence. O açıklasın. Şunu sormak istiyorum. Elasticsearch denince neden akla ilk gelen uygulamalardan biri Kibana oluyor? Elasticsearch aslında bir search engine, bir cluster üzerinde çalışan büyük bir makine oluyor genelde. Bundan bağımsız tamamen. Kibana ise Elasticsearch çok komplike bir aslında uygulama. Birçok şey yapabildiğiniz birçok search option'ını falan değerlendirebileceğiniz bir uygulama. Kibana ise takdir edersiniz ki aslında bu tarz search engine'lerin çok fazla API'ları oluyor. Kendi CLI'ları oluyor bazıları. Ve kullanımı visualize etmesi zor olabiliyor. Kibana ise Elasticsearch engine'i üzerindeki bilgileri çok daha rahatlıkla visualize edebileceğimiz, analizler yapabileceğimiz, rahatlıkla bu Elasticsearch'le bir entegrasyonu olan bir ön yüz aslında. Ve aslında bu da pardon, Elasticsearch'ten bağımsız bir servis, ön yüzü olan bir servis diyebiliriz. Ve temel olarak yaptığı şey başka kullanım yerleri de var zannediyorum ki bana sadece Elasticsearch üzerinde çalışmıyor olabilir. Ona çok emin değilim. Ama günün sonunda Elasticsearch üzerinde yapmış olduğunuz aramalar olsun, indeksler olsun, dokümanlar olsun, bunları çok daha rahatlıkla visualize edebileceğiniz, raporlar çıkartabileceğiniz bir frontend, bir uygulama sunuyor aslında ki bana size. Ki bana bambaşka bir uygulama. Elasticsearch'te entegrasyonu olan diye özetleyebilirim Peki bir soru daha sorabilir miyim hocam? aslında. Kibana üzerinden Elasticsearch tarafındaki veriye bir manipülasyon işlemi yapabiliyor muyum? Yoksa Var. sadece... Yapabilirsin. Ah, okey. Peki... Neredeyse bütün API'leri kullanabilirsin. Okey, tamamdır. Administrator API'leri dahil.
O yüzden Kibana aslında şeyle Amazon'la da entegrasyonu olan bir servis bir yanda. Yani şey yapabiliyorsunuz. Burada bir user management ile authorization kurallarını uygulayarak belli başlı kullanıcılara belli başlı yetkiler vererek Elasticsearch resource'larına ne tür müdahaleler yapabilecekleri konusunda restriction'lar koyabilirsiniz. Yani sen admin olabilirsin. Muratcan sadece search özelliklerini kullanabilecek bir user olabilir. Falan filan. Yani bu tarz şeyleri de konfigüre edebiliyorsunuz Kibana üzerinde. Ya Kibana bunun şey reporting tool'u ya. Ama sadece reporting değil. Reporting deyince sadece veriyi sorgulama ve getirme üzerine bir ürün gibiymiş gibi algılanıyor. O yüzden sordum aslında. Hani Ana olarak öyle. manipülasyon yapabiliyorsam CLI'dan çıkıp yani Yani. command line Yani. interface'ten çıkıp bir web arayüzü üzerinden Elasticsearch'te yapmak istediğin her türlü işlemi yapabiliyorsun Şimdi bir ana yandan. olarak öyle. Orada Çağrı'nın dediği kısım devreye giriyor. Bu o datayı işte modifiye edebilme falan filan gibi şeyleri herkes yapamıyor normalde. Sen de onu yani Kibana'nın işte Dev Tools diye bir aracı var içinde. O adminsen ya da şeyin varsa çıkıyor. O yüzden bu aslında herkes için olan bir özelliği değil. Baktın sana. Yani içinde öyle hani adminsen admin özel tool'lar da var. Hani aslında ya bir şey sunuyor sana ama ana amacı şey raporlama yapabilmen aslında. Bu ELK Stack diye geçiyor ya. İşte Ha, ona Elasticsearch, gelecektim ben. Logstash ve Kibana diye. Elasticsearch senin bu işte DocumentDB gibi olan yapın. Bunları o loglarını bilmem ne orada da indeksleyebilirsin. Logstash bildiğim kadarıyla bir data stream daha çok. Yani o loglarını işte sen ona yazıyorsun. O da yazması gereken yerlere yazıyor. Kibana da onları gördüğün yer. Çağrı Başkan yanlışsam düzelsin beni. Çağrı Başkan gitti. Çağrı Başkan. Lan ben mi gittim yoksa? Bir gitti acaba. Kim gitti? Ben mi gittim? Ben Çağrı. gittim galiba. Galiba hepimiz gittik beyler. Bir şekilde. Hepimiz boştuk. Biraz önce yapmış Evet. olduğun açıklamayı tekrar edebilirsen o kısmı Evet. herkes gittiyse anlaşılmamış olabilir. BLK dedin, sonrasını ben duymadım. Yayına gitti Aynen. mi bilmiyorum. Aynen. Evet, şöyle ya benim bildiğim şu şekilde çalışıyor. İşte Elastic ELK'daki Elasticsearch bu DocumentDB yapısı. Buraya birçok şeyi indeksleyebiliyorsun. Yani indekslerin altına koyabiliyorsun aslında. Logstash data stream gibi bir yapı şeklinde çalışıyor. Yani sen loglarını ya da yazmak istediğin bu tarz işte log bilgisi gibi olan şeyleri ona yazıyorsun. O da aslında yazması gereken yere yazıyor. Büyük ihtimalle gidip Elasticsearch'e Elastic Kibana da onları işte izleyebildiğin, takip edebildiğin, query'ler çalıştırabildiğin kısmı. Onun üzerinden de kontrol edebiliyorsun, yani monitör edebiliyorsun. Yusuf Cibil hoş geldin. Hoş Teşekkürler. geldin Yusuf. Şimdi abi ben şuradan bir tutorial tarzı şeyler bakıyorum da bir yandan. Nasıl yapabilirim? Çünkü daha önce hiç yapmadığım bir şey hakikaten. Elasticsearch'ı böyle direkt işte kur, ayağa kaldır, entegre et. Bu gelmeyecek galiba ya. Kibana kalkmıyor ayağa yani. Niye bilmiyorum. Ama en azından Elasticsearch yerinde. O yüzden başlayabiliriz. Baldung'la başlayalım diyorum. Ne diyorsunuz? Başlayalım. Zaten Spring Data ile entegre edeceğiz. Etmek yani neden Spring Data ile entegre etmek istiyorum? Çünkü Spring Data arka taraftaki bu neye gittiğimiz ya da arka taraftaki şu data sorumuzun ne olduğu kısmını bizden soyutlayan şey. Kütüphane diyeyim. O yüzden arka tarafta ne olduğuna bakmadan direkt olarak basit konfigürasyon değiş istediğimizi biliyoruz. Şimdi şunu ekleyelim. Ne bizim kullanacağımız şey şu. Şunu bir Maven'dan kontrol edelim. Maven repository'den. Murat, sen bu arada Elasticsearch'ı Docker'a mı koydun? Yoksa... Aynen Elasticsearch Docker'da Ha, ya. okey. Süpersin. Hatta onu da size de göstereyim. Ben biraz problemler yaşadım. Daha iyi şeyler belki vardır ama. Şöyle bir image buldum. Maintain ediliyordu. Gördüğüm kadarıyla. İşte dün bir değişiklik yapmışlar mesela README'de. O yüzden bunu kullandım. Siz de kullanabilirsiniz. Bir Docker Compose dosyası ve işte kendi üzerindeki konfigürasyonları falan filan koymuşlar. Ek şuradaki Docker Compose'u başlatarak.
Chat'e de atayım. Chat'te mahrum kalmasın. Devjiviyam, Elasticsearch'ü niye ilan sayfasında kullanacağız yazmış. Elasticsearch'ü ilan sayfasının, yani bir tane ilanın gösterildiği sayfada değil de ilanların aratıldığı sayfada ve listelendiği sayfada göstereceğiz, kullanacağız. Çünkü arama işlemi herhangi bir kelime ile olabilir. Ve bu kelime İlanınızın başlığı olabilir, açıklaması olabilir, fiyatı olabilir eğer indekslerseniz. Herhangi bir şey olabilir. Ya da direkt kullanıcı adı da olabilir. Şimdi Elasticsearch gibi bir engine kullanmadığınızda yapmanız gereken işlem veri tabanına gidip ilgili tabloya like, SQL'deki o like işlemini yapmaktır. Küçük veri setlerinde başarılı çalışır aslında like, ama data sayısı büyüdükçe ve likeladığınız, o like işlemini yaptığınız field alanları çoğaldıkça query'niz, yani o sorgulama işleminizin süresi inanılmaz artacaktır. Çünkü çok maliyetli bir sorgu aslında like sorgusu. Elasticsearch kullandığı index ve document DB mekanizmasıyla, Türkçeleştirmeye çalışıyorum orada. Bu mekanizma sayesinde verdiğiniz indekslerde hızlıca hashleme üzerine yapıyor zaten bunu. Hızlıca veriye ulaşmanızı sağlayacaktır. O yüzden bu search şeyinde, evet, search, yani arama işleminde Elasticsearch'ı kullanacağız. Ya bu Discord arada linki güncelleriz tabii ki hemen. hemen sana Gökhan Başkan chat'e yazıyorum. Yok, onda bir sıkıntı var Onda bir galiba. Ben sıkıntı mı var? tekrar bir bakayım. Abi ya şöyle ilan sayfası için de kullanabilirsin direkt. Yani bunda hiçbir sakınca yok. Onda da güzel çalışacaktır. Ama bizim ana kullanım amacımız arama için olacak. Belki diğer tarafta da kullanmayı düşünebiliriz bu arada. Yani bu yanlış bir şey olmaz yani. Bu arada Keglakus yanıyorum guduruyorum diye bağırmış. Ne QA proje fikri söyleyin. QA ne? QA proje ne ya? Anlamadım ben de. Quality and Assurance anlamındaki QA mi? Olabilir. Şimdi abi biz şu modeli bir daha yaratalım. Yaratmaya geri dön. Öztürk Gökhan yolladım abi şeye. Çete. Çalışmıyorsa tekrardan konuşalım. Bugün bir hatadan dolayı CPU kullanımı uçuk derecede arttırdığı için şirkette gereksiz para kaybına neden oldu. Doğrudur. Doğrudur. Like gerçekten maliyetli bir işlem. Ya bir de problem şu abi. Mesela atıyorum SQL'e bağlanırken ya da bir veri tabanına bağlanırken belli bir connection pool var. Oradan bağlanıyorsun. Evet. Yani atıyorum 100 connection var. Bütün servisler için. Onun için bir alacak connection'ı işlemini yapacak, bırakacak, diğeri alacak. Sen like yaptığın zaman diğerlerini de blokluyorsun bir yerde. Hani diyelim ki yoğun kullanılıyor. Connection bekleyenler daha fazla süre connection beklemek zorunda kalıyor. O like'ın işte sonuçlanmasını bekliyor yani. Bu doğru. Ben de böyle bir kere çok gereksiz bir like çalıştırarak Allah'tan ProtDB değildi. Bayağı kitlemiştim veri tabanını yani. Buna bakmak istiyorum. Bu adamlar... Bak biz Entity kullanıyorduk. Burada Document kullanmışlar. O dikkatimi çekti farklılık olarak. Onun dışında ID vermiş. Biz de bir ID verebiliriz. Biz bu arada ha ID Elasticsearch bizim için yaratabilir. Ama mesela atıyorum bizim o kısım da daha sonradan değişmesi gerekebilir. Yani biz öncelikle ID'yi diyelim ki işte MySQL'de tutacağız aslında. İşte Elasticsearch biraz daha secondary index tarzında kullanacağız. O zaman mesela ID'yi daha önce yaratıp o ID ile yaratmamız gerekebilir. Bunları sonradan düşünürüz. Benim bir sorum var Murat bu arada. Sor Araya gel. kankacığım. Az önce de soracaktım da kaynadı. Sorabilir miyim? Bilgiye ne açmışsın ya? Sor kankacığım. Sor. Abi bu Elasticsearch benim yarım bildiğim ve detaylarını çok merak ettiğim bir konu Benim de bu arada. aslında. Ben de çok bilmiyorum. Çağrı Başkan var Allah'tan burada Evet. ya. Sağ Eyvallah. olsun. Her imdad, her sorumuza yetişiyor. Şey diyeceğim. Şimdi
Biz veri tabanıyla paralel bir şekilde kullanacağız ya Elasticsearch DB'yi. Peki aradaki senkronizasyonu nasıl sağlayacağız? Bir ikincisi, mesela advertisement diye bir modelimiz var, entity'miz var. Bu veri tabanına yazılıyor. Bir klon entity'yi de Elasticsearch için mi yaratacağız? Bu iki soruma cevaplarsan çok sevinirim hocam. Önce Çağrı Başkan. Ya şu anda Çağrı Başkan girsin lafa. Ben gireyim. Gir kankacığım. Evet. Tamamen kuracağımız architecture'a bağlı aslında. Birkaç tane yolu olabilir. Genelde Elasticsearch environment'ları soft truth olarak kullanılmazlar. Sadece searching amacıyla kullanırlar. Source of truth her zaman ama her zaman aslında ana veri tabanımız olur. Burada iki çeşit yöntem birkaç çeşit yöntem uygulayabiliriz. Mesela elimizde bir istek geldi. Biz aslında bir mesela advertisement objesi yaratmak istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Veri tabanına yazabiliriz. Veri tabanına yazdıktan sonra kullanıcıya tamam arkadaş ben senin kaydını aldım deyip arka planda asenkron bir şekilde aynı zamanda application seviyesinde Elasticsearch environment'ına indexing yapabiliriz. Bu bir opsiyon ama bence çok çözüm yolu olur. Elegant olmayan bir çözüm yolu olur. Ben olsaydım ne yapardım? Kafka event falan şey yapabilirdim. Sadece Elasticsearch environment'ını handle etmek amacıyla bir topik oluşturup bu topiği listen eden bir consumer ile Elasticsearch environment üzerinde yapmam gereken işlemleri halleden bir consumer yazar. Başka bir application olur. Bu bir mikroservis yapısı olur. Ama tabii bu çok fazla architecture şeyi içeriyor. Çözüm yani architecture bilgisi içeriyor. Yani çok fazla komponent var şey yapmanız gereken, maintain etmeniz gereken. İkinci bir opsiyon ne olabilir? Aslında veri tabanına kayıt yaptığınız anda veri tabanına bir stream bağlayabilirsin. PostgreSQL kullandığınızı düşünüyorum mesela. Sanırım ona lek diyorlardı. Veri tabanına yapılan her bir işlemin bir logo oluyor. Bu logo takip eden streamler AWS'de oluşturmak mümkün. Bu şu anlama geliyor. Siz ne kaydı yaparsanız ya da ne update işlemi yaparsanız ya da delete işlemi fark etmez. Veri tabanı üzerinde bir işlem yaptığınızda bir stream vasıtasıyla o eventi yakalayıp aslında başka bir şey trigger edebilirsiniz. Application trigger etme seçeneğiniz var. Ve bu trigger gidip Elasticsearch environment'ına ne yapabilir? Indexing işlemini yapabilir. Eğer bu stream yapısını çok düzgün bir şekilde kurarsanız şöyle bir seçenek de olabilir. Mesela aynı kaydı update ettiniz. Tık, gidip o stream üzerinden Elasticsearch environment'taki o kaydı bulunur ve update işlemi yapılır. ID üzerinden olacağı için onun bulma işlemi çok daha bile kolay olur. Ya da işte atıyorum advertisement'ı sildiniz. Hop gidip stream üzerinden Elasticsearch üzerindeki kayıt uçurulur gibi. Yani birden fazla çözüm yöntemi var bu noktada. Bu tamamen şeye kalmış durumda. Yani nasıl bir architecture yapmak istediğimizde bizim sorunumuz ne? Sorunumuza uygun çözüm, en iyi çözüm yöntemi ne? Şeklinde aslında birazcık da. Bir de sonuçta bunların hepsi maliyet. Hani bunu sadece şu an application seviyesinde yapmak bizim için daha az maliyetli olur gibi. Yani ama şey çok, çözüm yolu çok. Kafka Event ile log stream arasındaki mantıksal çok bir farklılık görmedim abi ben anlattığında. İkisi de asenkron, ikisi de event driven olmuş oluyor. Birisini Kafka yönetiyor, diğerini zaten kullandığım veri tabanı yönetiyor. Biraz trigger ediyor. Buradaki elegant olmama yani en iyi çözüm olmamayı söylemenin sebebi Kafka gibi third party bir yani üçün nasıl diyeyim ayrı bir uygulamaya işi paslamak mı yoksa başka bir şey mi var? Yani Yok, Kafka'ya mı güvenmiyoruz? yok. Hayır, Kafka çözümü elegant bir çözüm. Benim Ha okey. elegant olmadığını söylediğim çözüm application seviyesinde senkron bir Ha şekilde o okey. işlemleri teker teker Kesinlikle. yaptırmak. Aynı Kesinlikle. peşine yaptırmak. Bu elegant bir Kesinlikle. çözüm olmaz.
Ama Kesinlikle. tabii time konsörünü var. Maliyet konsörünü var. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda her bir developer'ın yapacağı gibi ilk aşamada çıt 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 sekron bir şekilde belki hem indexing aslında sekron olmasına gerek yok. Paralel de yapılabilir. Paralel asenkron da yapılabilir bu iki insert işlemi. Aynı Ya anda puf. veri tabanına, aynı anda Elasticsearch ile insert işlemi yapılabilir. Kafka entegrasyonu çok zor bir entegrasyon değilmiş. Ben onu gördüm bu arada. Entegrasyon kolay ama Kafka'yı maintain etmek kolay mı? Maintain kolay değil, evet. Orası başa artabiliyor bazen. Ya burada iki şey devreye giriyor. Şimdi sen atıyorum kendi ya şöyle bir architecture'ın var zaten. İşte her şey zaten kendinindir. Kafka'da çalışıyorsun. Kafka'yı maintain eden de vardır. Sen bir komponent daha deploy edersin. Şimdi stream komponentu. Kafka Streams Application bile olur. Yani herhangi bir şey kullanır. Kafka'dan okur. Elasticsearch'e indexer. Yani önce veri tabanına yazarsın. Veri tabanına yazdığımı bir event oluşturur. O Kafka'ya gider. İşte diğeri Kafka'dan okur. Elasticsearch'e yazar. Böylece flow'un tamamlanmış olur. Asenkron bir şey. Çağrı'nın dediği yöntem de şu aslında. Sen hani belki bize onu biraz daha uygun görmüş olabilir. Sen böyle işte kendin Kafka tutmuyorsun, çalıştırmıyorsun. Sonuçta Kafka'yı çalıştırmak da bir maliyet. Evet. İşte o diğer atıyorum bu dedin ya işte indexleyici bir komponent yapacaksın. Sonuçta onda yani ECR'a koyacağım mesela o da bir maliyet. Yani bir CPU tüketecek, bir şey tüketecek. Charda diyor ki işte Amazon'un da böyle bir çözümü var. Amazon üzerinde tuttuğum bir DB'de bir değişiklik olduğu zaman o bir trigger yaratıyor. Yine aslına bakarsan arka tarafta çok benzer bir mantık çalışıyor. O da işte bir event yaratıyor. Bir şey onu okuyor. Event geldi diyor. Sen de o event geldiği zaman bir handler gibi bir şey koyuyorsun araya. İşte git bunu Elasticsearch'e yaz diyorsun. O da yazıyor gibi yani. Hani aslında iki mantık da tamamen aynı. Sadece sen hangi architecture'da çalışıyorsun ona göre şekilleniyor. Yoksa Kafka falan hani şey aynı yani hani mantıksal olarak hepsi aynıdır bence. Bu arada chat'tekileri söyleyeyim. Maliyet derken gerçekten AWS'in bize keseceği faturadan bahsediyoruz. Evet. Aynen. Dün konuştuk üstünde Çağrı'da bayağı anlattı. Elastik Şimdi... diyorum. Amazon'da sürprizler olabilir beyler yani. Almanya dediği gibi Evet. değil. Evet. Şu anki faturamız ne kadar? Çağrı Başkan. Amazon'daki Bir tarafında. doların Ha, altındadır okey. İkiye katlanmış bak. ama. Şimdi hani yok bakmadım hani bir doların altındadır hala diye sadece bir şeyde bulunuyorum. Tahminde bulunuyorum. Şimdi Kafka ile Stream arasındaki ben bir farklılık görmüyorum aslında. Hani diyorsun ya aslında arada çok büyük bir farklılık var. Şimdi Kafka çözümüne gittiğinde aslında sen bir Kafka cluster'ını ayakta tutuyorsun ve ona para harcıyorsun. O aslında 24, Kesinlikle. 7 gün 24 saat çalışan bir application ama Stream öyle değil. Stream'de o olmuyor. Benim kurmak istediğim yapıda sen veri tabanında kayıt attığında Stream onu tetikliyor. Daha doğrusu veri tabanı Stream'i tetikliyor. Stream'de gidip bir başka bir application ya da bir fonksiyonu tetikliyor. Bana soracak olursan benim yapmak istediğim çözüm şu şekilde olur. Gider bir DynamoDB'de tutarım. Key value şeklinde buradaki advertisement datasını. DynamoDB'nin hali hazırda üzerinde bir streaming şeyi var. Entegrasyonu var. Bu streaming entegrasyonu ile gidip bir lambda fonksiyonunu tetiklemesini çok rahatlıkla sağlayabilirim. Sadece birkaç tane konfigürasyon olur bu. O lambda fonksiyonuna gider. Zaten advertisement dediğiniz şey her gün trafiğimizin çok büyük bir kısmını harcayan bir şey değil. Yani üretmekten bahsediyorum. Create etmekten bahsediyorum. Giderim. Bir lambda fonksiyonu vasıtasıyla da Elasticsearch'e indexing işlemi yaparım. Bana soracak olsa. Benim çözümüm bu olur. Advertisement oluşturma, create etme olayı çok sık gerçekleşecek işlemlerden biri bence. Search'ten sonra öyle söyleyeyim. Güncelleme yok. Delete yani bir ilan bir ay sonra silinecek, trigger edilecek. Yani en çok kullanılacak aslında create ve delete. Yani şöyle söyleyeyim. Tam bizim şirkette günde 10 binden fazla şey advertisement create ediliyor. Belki daha fazla. Anladım. Dakikada da 8 binden fazla search işlemi yapılıyor. Anladım. O zaman şey daha mantıklı olabilir tabii.
Bu aslında serverless architecture'a uyacak bir şey yok burada. Yapı yok burada çünkü 7 gün 24 saat neredeyse işlevsel bir şeyden bahsediyoruz, fonksiyondan bahsediyoruz. Çalışan bir fonksiyoneliteden bahsediyoruz. Öyle bir durumda Kafka çözümü şey olacaktır, daha uygun olacaktır eğer bu noktaya erişirsek. Ancak ilk aşamada hani şey arasındaki bir farklılık görmüyorum derken o arasındaki farktan bahsediyorum. Yani maliyet olarak arada bir farklılıklar var Var kullanımın kesinlikle. büyüklüğüne doğru göre. Peki abi AWS tarafında Kafka'yı ayrı bir enstitüde mi ayağa kaldırıyorsun yoksa uygulamanın içeri? Evet tabii ki ayrı bir uygulama. Tamam bazı sustum. Kafka entegrasyonu yok şey. Daha doğrusu AWS Kafka'yı bir ayrı servis olarak sunmuyor. Mesela EC şeyi sunuyor. Elasticsearch'ı sunuyor. Yok şey olarak servis olarak değil de bir EC2 instance'ı ayağa kaldırmak gerekir mi? Kafka Gerekir. için tabii ki gerekir. Gerekir. Ama şöyle düşün mesela sonuçta Elasticsearch de bir uygulama ama Amazon sana bir Elasticsearch servisi sunuyor. Ve sen bunun için ayrı bir EC2 makinesi ayağa kaldırmıyorsun. Amazon'a gidiyorsun git bana bir Elasticsearch cluster oluştur diyorsun. Hani öyle bir entegrasyonu yok demeye çalışıyorum aslında. Anladım. Amazon sana bir şey sunmuyor. Çok garip. Kafka şeyi. Ama aslında çok da garip değil. Şöyle burada bir şey oluşmuş, bir pazar oluşmuş. İnsanlar bundan para kazanıyor. Çok aslında garip olan kısım bana biraz da şey geliyor. Niye yapsın ki? Yani Kafka'nın ayrı bir pazarı var orada. Belki girmek için yapmak isteyebilir. O ayrı bir şey tabii ki de. Belki ileride beni yalancı çıkartır ve girer. Yok şimdi şöyle Maintenance'ı var yani. Onu düşün. yani evet ama yani Kafka çok sık kullanılan servislerden birisi şu anki yazılım dünyasında. Doğru. AWS'in böyle bir durumda ayrı bir servis üretmemesi garip geldi. Yani çok kullanılıyorsa kesin bir servisi vardır diye düşünüyordum. Ha, benzer şeyler var. Benzer kullanımlar var. SMS falan var. Kullanabilirsin. Yani kullanılabilir. Ama tam anlamıyla Kafka'yı şey yapmıyor. Reprezent etmiyor diyebilirim sana. Elasticsearch servisi de direkt bildiğimiz Elasticsearch değil mi? Yani kendi içerisinde Elasticsearch engine'i olan bir servisten bahsediyoruz. Yoksa kendi çözümleri değil. Kendi çözümleri değil. Aslında biraz şey gibi o ya. Android var ya hani bir Android var böyle yayınlanan. Bir de işte Xiaomi'nin kendine göre convert edip yayınladığı bir Android var. Yani o da Android ama yani o Xiaomi'nin Android'i gibi. Bunda da öyle bir durum var. Yani Emin misin? sen de Olabilir. en başında dediğin gibi yani atıyorum Elasticsearch yeni bir versiyon çıkıyor ama bu Amazon o versiyon daha sonradan geçebiliyor. Kendi şeyleriyle entegre etmesi gerekiyor ama hani ana hatlarıyla %100 Elasticsearch. Yani senin için normal bir user olarak çok bir şeyin değişmesini ben de beklemiyorum. En azından böyle diye tahmin ediyorum yani. Murat neler yaptın bu arada? Ya ben biraz bu modeli oluşturmaya çalıştım. Şimdi modeli konuştuğumuz gibi şöyle ilk başta şu bezentisi ve Kotlin olayına hiç girmedim. Bir şöyle çalıştığını görmek istiyorum. Bir date time tarafında sıkıntı olabilir diye düşündüm. Ona bakacağız. Onun dışında bu modeli ayarlamaya çalıştım konuştuğumuz gibi. Advertisement diye bir tane sınıf var. ID'si var. İşte title ve description. Keyword. Bunlar üzerinde arama yapılabilir. Onun dışında price var. Buna ekstradan bir şey eklemedim. Bu normal bir alan olarak gidecek. O galiba o mapping'i zaten kendisi yapıyor. O yüzden ekstradan bir şey eklemeye gerek yok. Date time için de yine bir field annotation'ı ayarlamam gerekti. Bu şekilde deneyeceğiz. Şimdi bir konfigürasyon sınıfı yaratmamız Murat, gerekiyormuş. şu date'i Java'nın local date time olarak değiştirsen daha doğru olmaz mı? Ya şu an şeyi bilmediğim için deneyeceğim abi hepsini ya. Hani genelde bu tarz şeylerde bir date time format problemi vardır ya. Local Aynen onu date da deneriz yani. Şey direkt geçerim birazdan değiştiririm. direkt serialization olan bir şey olduğu için. Okey, o hem birazdan değiştiririm. Bu Tamam. şöyle client'ı konfigüre et diyor. Ama öncelikle bir transport client kullanma diyor. Tamam, şurada demiş. High level REST client'ı kullanın. Onun dışında transport client'ı kullanmayın diye. Okey, biz de high level REST client'ı kullan. Şu bean'i yaratmamız gerekiyor galiba. Daha sonrasından onu auto-wire edip kullanabiliyoruz.
diye tahmin ediyorum. Şunu yaratacağım. Peşinde bir paket oluştu. Elasticsearch Client Config diyelim buna. Buralardan direkt aslında şey yapıyorum. Çalıyorum yani şu anda. Açıkçası amacım Elasticsearch'e gidip yapacağını gör. Bu arada ya bu şöyle ilerliyor. Biz atıyorum ya şu an hiç yayın yapmıyor olsaydık da ben bunları yapıyor olacaktım. İşte eğer konuşuyor olsaydık yine aynı muhabbetleri yapıyor olacaktık. Yani aynı soruları sorup aynı cevapları almaya çalışıyor olacaktık. O yüzden aslında şu anda tam şey gibi ilerliyoruz böyle peer programming seviyesinde. Ya yani peer programming Doğru. yaparak bir şey çıkartmaya aslında ortaya çalışan bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Yani deniyoruz, yanılıyoruz falan filan. Bunlar da aslında güzel, hani önemli tecrübeler. O yüzden de zaten biraz böyle bir yayın formatımız olsun istedik. Ya gel şey demeyin sonra ya lan ne işte burada işte siz de bizimle birlikte oynuyorsunuz diye. Ders gibi değil yani hani. Söyleyeyim. Onu genelde ben yapıyorum. Önden hazırlanıp hayvan gibi. Kanka eğer şey olsaydı ben, ya basit olsaydı ben de Disiplin önünde sağlıyor. hazırlayacaktım. Aynen sen Alman disiplinisin ya. Tamam. Eşim de aynısını söylüyor. Alman disiplin. Ya yerini bulmuş. Şimdi bunu da yaptık. Şu buraya bir bakmaya devam ediyorum. Onu konuş. İşte, tamam. Bunu da yaptık. Aynen. Şimdi galiba bir tane repository sınıfı oluşturmamız gerekiyor. Onda da Elasticsearch repository kullanacak. Article demeyeceğiz. Paket olur. Aslında baktığınız zaman ama şeyle çok aynı gidiyoruz. Ya sanki bir veri tabanına bağlanır gibi. Aynen. Spring tarafında Elasticsearch yani zaten data olduğu için Spring data. Veri tabanından farklı şu olabilir. Veri tabanı bağlantılarında bir connection pool olur ve sürekli bir connection açık olur. Bu bir REST client. Aslında Ve şöyle aslında işte. başka Aynen. bir servisi çağırıyorsun sen. Aynen. Ya yani adam aslında şey gibi yapmış. Bak şu ekranda da göreceksin şimdi. Ya yani birazdan. Bu yani bir REST client konfigüre ediyor ama bir tane gidip repository konfigüre ediyor. Yani o İkisini repository karıştırmış hani aslında. alt Evet. tarafta onu Doğru REST client söylüyorsun. olarak kullanacak. Ama sen üst tarafta onu repository gibi bileceksin. O REST client'la belki işin bile olmayacak yani. Senin Tabii orada bilmiyorum. query olarak gördüğün şey aslında o bir REST API seviyesinde bir post Aynen. şeyine bir post request'ine çevirecek. Aynen. Şunları bir kopyaladım ama yanlış kopyalamış. Fazla kopyaladım. Şöyle tutalım. Şeyini bir görelim. Ha, şunu yapmamız lazım. Extend. Advertisement'ı verelim. Bu ikinci şey ne acaba ya? Şey indeks tipidir kanka. Aynen ID tipi. O da bize string. Doğru ya doğru. Sen şimdi ne kardeşim? Import etmeden. Bir. İkincisi Neyi import et? Override etmedik diye. ya bunların hepsi Ha override edilecek interface şeyler. olması gerekiyor kardeş. Public class demişsin ya o interface olması Aa gerekiyor. doğru Doğru. söylüyorsun. Haklısın. Şimdi bunda ne vardı abi? Def yazıyorum. Nasıl görebiliriz ya? Şurada override edebileceklerimizi. Find all var. Find by yazınca geliyor mu? Ya şunlar geliyor. Find by ID, find by ID istemiyoruz biz aslında. Biz title ve şey üzerinden yani oraya ilgili aslında tek bir text üzerinden title ve description search etsin. Zaman query annotation'ı kullanacaksın. Sen bir query kullanman lazım. Oraya Evet. sen bir query isteğinde bulunuyorsun. Search API'nin en kuvvetli şeylerinden bir tanesi query şeyleri, kolları.
Tamam, şöyle yapalım. Şunu kopyalayayım da tam olarak nasıl bir şey yapmam, query komutu yaratmam gerektiği ile ilgili bana bir yardımcı olun. Aynen, bize şu lazım. Orada sanırım tek değiştirmen gereken şey authors.name kısmı. Evet. Orada ver. Bunu advertisement diyeceğim. Page olabilir. Doğru. Ama şöyle bir şey Evet. var. Şimdi ben must match değil de aslında hani similar bir şey yapmak istiyorum. Must match olsun istemiyorum. O keywordleri Elasticsearch tarafındaki dokümanlarda bulabilirsin. Evet. Şimdilik mass match olarak şey yap. Şimdilik öyle mi Tamam. yapalım? Öyle mi gidelim? Şimdilik öyle ya. Aynen. Şimdilik mass match yapsın. Tamam. Lan. Name me description olmayacak mı? Neyse biz böyle yapalım da. Böyle bir Name girelim. değil de neydi? Name ve description. Advertisement'ta. İkisi de aslında. Yani şunu düzeltmemiz gerekecek sonradan. Yani şu query'yi değiştirmemiz. İstersen metot ismini de değiştir. Aa evet. Şimdi. Find by name diyelim. Name match'leyenleri bul. Bunları yarattık. Okey, başka ne diyor? Tamam, şöyle ekleyebilirsin diyor bir tane. Bunu query yaparken tam repository'nin olsun çağıracağız. Tamam. Ya ben bir şey diyeceğim. Bunu acaba bir tane main class eklesem de sadece onu mu çalıştırsam şimdi görmek için? Yani şu bütün Mantıklı. şeyi ayağa kaldırmaktansa. Ay şuradakini bak keşke Zaten yok silsem. ama. İşte o main class'ta ekleyeyim hepsini. Olur. Sonra da Ben bir tane. sorgulayayım. En azından hani o şeyin olduğunu olup olmadığını bir görelim. İstersen direkt bu Spring Boot uygulaması ya. Command Line Runner'dan extend alıp orada yaz bence. Ya şu bizde bir tane yok mu ya? Ben onu direkt kopyalayayım istiyorum aslında. Second hand configuration. Ana second hand configuration'ın altında Ha. application şeyi Evet. var. Onu alalım abi, direkt şuraya yapıştıralım. Yok, onun içerisine yazabilirsin Oğlum şu kopyalayınca zaten aynı şey değil mi? bunu. Package'ı değişti. O burayı ayağa kaldıracak zaten. Hani buraya direkt Ama burayı yazabilirsin. Bir şey kopyalama gerek yok. Onu söylemeye çalışıyorsun. anlamadım abi. Oğlum oturup İki tane hangi şu şey an iki tane yazmadım? Sınıfı direkt kopyaladım yani. Yok, iki tane Spring Boot Application main sınıfı olmuş oldu. Ha. Uygulamaya çalıştırdığında hata verecektir. Ben sadece şunu Var o. çalıştıracağım ya. Şunu çalıştırınca hata verir mi? Ateşi kaldırırsan da o zaman Diğerini Spring Boot olarak çalıştırmayacak yani gidip. kalkmaz. Çünkü Application Context ayağa kalkmaz O eğer. yüzden. Şöyle kafamdakini söyleyeyim. Yani dediğinize hemen dönebilirim. Onda problem yok. Ben şu an bunu çalışıyorum sadece. Yani şu application çalışma sadece şu kısmın çalışmasını bekliyorum. Öyle Modüler olmazsa olduğu için. Aynen. gidip main'den şey mi ayağa kaldırmaya çalışıyorum. Buradan build ediyormuş. Etsin. Burada. Şunu nasıl yapabiliyoruz? Bu sadece bunu yapacak da. Çağrın dediği gibi console runner'dan bir şey yapmamız lazım ya. Extend command line runner'dı Murat. O sana zaten run metodunu zorlayacaktır. Aynen Efe, büyüdük Allah'a çok şükür. Daha da büyüyeceğiz inşallah. İnşallah Efe'cim. Evet. Çalıştı bu arada. Ama bir garip bir hata verdi. Şunu bir planı implement ettikten sonra burada yapacağız işlerimizi. Geç geldiği için bekliyorum. Şey yanlış yapıyor olabilirim. Aynen. Bilmiyorum. Şunu niye hata verdi onu bilmiyorum. Extend değil de implement istesene. Aa doğru söylüyorsun ya. Lan Java'yı unutmuşuz ha. Yok, benim hatam ya, ben extend dedim. Scala'dan geliyor değil mi? Ya Scala'da extend ve implement aynı şey olduğu için, ikisi de extend de yaptığın için. Implement diye bir şey yok hatta.
Evet, internet yok yani. Ya şunun username password'ünü nereden vereceğiz ya? Konfigürasyon vardır herhalde. Tamam ya, şöyleymiş. Şuraya geri gidelim. Password vermemiz gerekiyor. Onları... Yüzünün password'ü nerede belirledin? Ya onu bu şeyin kendisi yaptı ya. Kullandığım Kompozdan geliyordu. Kompoz'da bir şekilde, ya ben o adamların dokümantasyonunu takip ediyordum. Orada işte gidin şuradan username password falan yaratın. Onları kullanın diyordu. Onu yaptım sonradan. Onu yapınca işte böyle gereksiz bir şeye girdik. Şöyle şimdi bir daha deneyeceğim kaldırmayı. Sadece uygulamayı çalıştırmaya çalışacağım. Run'ı çalıştıramıyor muyum ya? Yok, uygulamayı çalıştırdım da zaten buradan çalışıyor. İlk önce. Ha, ben az önce o zaman şöyle bir yanlış mı yaptım? Aynen, Main gereksiz ben. istersen uygulama ayağa Aynen, ne kalkmaz. kadar gereksiz işler yapıyorum ya. Tecrübe olsun arkadaşlar. Main isterseniz böyle bakarsınız. Nerede bu play button diye. Raise 35 neredesin ya? Geç anlatıyordun doktora gittim falan diye, onu gördüm. Evet. Efe kayıp bu aralar. Kulağını çekeceğim. Allah Allah, yine unauthorized aldık. Çok Murat, ilginç. bu şifre Yanlış hash olabilir. Yok ya yok, şöyle. enkod edip yolluyor gerekiyor olabilir mi? Şöyle göstereyim. Ben deneyelim. Zannetmiyorum öyle. Şurada bir deneyelim yani. Aynen. Bak burada bağlanabildik. Aynı şifreyle. Neden orada bağlanamadık onu ben de bilmiyorum. Başka bir şey. Peki kullandığın HTTP metodu HTTP mi, HTTPS mi şeyde Chrome'da? HTTP olmasını beklerim. Şifreyle falan girdin ya. HTTP ya burası. Okay. Böyle aratalım ya. Bizden farklı bir kütüphane kullanıyor adam ya. Spring Boot Data Starter, Starter Data Elasticsearch kullanıyor. Başka bir şey. Ama aynı olması lazım ya, şey aynı. Spring Data Elasticsearch. Yeni versiyonda öyle olabilir. Hangi versiyonu kullanıyor? Bu 2.2.8'i kullanıyor. Mesela biz 2.4'ü kullanıyoruz. 2.4'te dependency ismi değişmiş olabilir. Şu kısım komple aynı aslında.
Using SSL diyor bak. Onu da bakayım. Şöyle using SSL'i mi ekle diyorsun? Bir de öyle dene istiyorsun. Zannetmiyorum. Demedi. O da. Ve yine 401 anotarize aldık. Allah Allah. Çok ilginç ya. Aha, masum pili bitiyor. Böyle oldu. Atladık. Şimdi nasıl yapabiliriz? Onu merak ediyorum. Onu... Yeniden ayağa kaldır Elasticsearch'ü. Şeysiz. Onu da denedim de şöyle bir şey yapalım. Şifresiz. Okey. Dediğini yapacağım. Durduruyorum. Sil konteyneri. Sonra gideceğim. Şu adamın şeyini alacağım hatta. Konteyneri de sileceğim. O yeniden kalksa bile abi bir şekilde volüm duruyor ya. Volümü de siliyorum ama belki Docker'ı komple silsem daha şey olabilir. Yani her şeyi siliyorum aslında. Aynen. Sil her şeyi. Docker'ı yeniden silsem bu sefer çok uzun sürüyor ayağa kalkması. O yüzden bir de şu adamınki gibi şunun çalıştırdığı şeyle çalıştırayım. Deneyim yani. Tamam durdu. Şuradan terminale gidelim. Biz 7.13 demiştik en son. Vardır herhalde. Burada değil. Ha, bunu gidip download edecek. Öyle bir şey yok diyor. Okey. Oo Kadir'cim hoş geldin. Şu linke gider misin peki? Chat'e attın mı? Hı hı. Diyorum abi. Aa aynen az önce buna baktım. Çalışmadı mı bu? Bunu denemedim Credentials Provider'ı. Yok Credentials Provider olan çözüm değil de en son çözüm. En son bence çözüm. 401 almanın sebebi bir encryption mekanizması var arada. Galip diye düşünüyorum. Ondan dolayı olduğunu tam düşünüyorum. Tam bunu yaptım kanka. En aşağıdakini diyorsan onu yaptım bu. Anladım. Yok işte şöyle sen açıktan şifreyi yolluyorsun ya uygulama tarafı. Tamam şu an tekrardan yap şifresiz yap da sadece neden olduğunu düşünüyorum. Gerçi HTTP direkt web sitesi sayfası üzerinden gittiğinde de herhangi bir encryption vermedin. Direkt bastın. Bir dakika ama sen burada bir şey create ediyor musun? Şey ne dönüyor bu Elasticsearch client? Bunda şey ekranı görmüyorum da şu an o yüzden o kısmı böyle gösteriyor. Neredeydi? Classic developer. Hiç değil ya. Browser'da değil yani söylediğim şey. IntelliJ'de tam olarak basın. IntelliJ'de şurada bin konfigür ediyorsun ya. Şurayı mı diyorsun? Bakabilir miyiz? IntelliJ'de açabilir misin? Açtım başkan. Teşekkürler sonra. Geliyor şimdi. Evet, REST Client'dan Create Client diyorsun. Başka bir bin daha creation'ı görüyorum orada da. Elasticsearch Template gerçi. Template bean'i değil mi?
Şu alttakini diyorsun. Ama yani hani ne bileyim, otantik olmasa bununla da olmadı. Sen ekleyeyim. Bence sesine ihtiyacın yok ya. Bence de yok. Yani ona yine bir deneyelim dedik. Şimdi abi şuna tekrardan bakalım. Ayağa kalktı mı? Bu da ayağa kalkmadı ya. Ha gerçi kalktı. Mustafa teşekkürler, hoş geldin. Ben orada bir şey daha sorayım, aklıma takıldı da. Şimdi biz search yapıyoruz, bir liste çıkıyor ya karşımıza. Sonra bu tarz e-ticaret sitelerinde sağ tarafta bir yerde şey oluyor, sort by seçeneği oluyor, sıralama seçeneği. Biz o sıralama seçeneğini değiştirdiğimizde tekrardan Elasticsearch sorgusu mu yapacağız? Yoksa elimizdeki dataset üzerinde mi bir sıralama işlemi çalışacağız uygulama tarafından? Düşünüyorum galiba bir sorgu daha yapmak daha mantıklı olabilir. Çünkü örnek olarak sen kendi kriterine göre gitmişsindir. Adam mesela fiyata göre sort yapar. E sen bütün fiyatları almadan yani bilmiyorsun o andaki elindekinin en yüksek fiyat olup olmadığını. O yüzden orada bir sorgu daha yapıp ona göre gitmek daha mantıklı geliyor. Ama açıkçası çok büyük açıkçası. Şu geldi aklıma da eğer datayı git getir sonra aldığın listeden bir sorgulama yap gibi bir şey gidersek Elasticsearch pageable yani direkt pagination şeklini getiriyor. Bu ne demek? Sen ikinci sayfadaysan sıralamayı değiştirdiğinde o ikinci sayfadaki veri setinde bir sıralama işlemi yapmış olursun. Ama Elasticsearch diye bir sort engine varsa ki ondan emin değilim ondan sordum aslında. Varsa sen bütün data setinde o sıralama işlemini yaptırmış olursun Elasticsearch'e. Varsa çok güzel olur. Yoksa üzerine düşünmek lazım. Vardır illaki ya. Yani sort Elastik yapabildiğini sanmıyorum. Elasticsearch'ın size dönmüş olduğu sonuç genelde sorted oluyor. Bu sorted işlemi aslında yapmış olduğunuz search işleminin başarısına göre oluyor aslında. Bu bir puanlama sistemiyle bir şey veriyor, dönüyor size bir yüzde hesabı gibi düşünebilirsiniz. İşte %100 şey oldu. Diyelim ki. Evet. Match oldu. O Relevancy. en, aynen o listenin en başında hani gelmiş oluyor. O bir puanı oluyor her bir search item'ının ve o item'da yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak dönüt yapıyor aslında Elasticsearch. Ve kaç tane item dön bana da gibi şeyler söyleyebiliyorsunuz. Ben işte search yapamam ama bana ilk yüzü ver. Search opsiyonları söz konusu. Evet yani relevancy olarak otomatik olarak deniyor default olarak. Aslında şeyi sormak istedim. O relevancy geliyor ya daha sonrasında ben Elasticsearch'e ya bunun relevancy olarak değil de fiyat field'ındaki değere göre yani fiyat alanındaki değere göre sırala getir şeklinde bir şey diyebiliyor muyum? Soru buydu aslında. Anladım. Ben açıkçası o tarz sıralama işlemlerini bilmiyorum. Ben Anladım burada ama demek kullanmadım. istediğini. Yeni bir soru çarpması gerekiyorsa zaman doğru. Login alabildim mi? Oldu oldu. Orada. Yani bir problem olmadı. Bu diğer Uygulama image'i çalıştırdım. Şifre vermedim. ayağa kalktı yani orada. Uygulama ayağa kalktı onu gördüm. Ama dediğim gibi şifre vermedim. Abi search yaparken şöyle bir şey verebiliyor musun? Yani sort diye bir opsiyon tanımlayabiliyor musun?
Sort by gibi bir şeyler olması O da lazım. aynen sana sort by yapıyor. Ya zaten Çağrı'nın sen de anlatmışsın ya yayının en başına. Yani SQL aslında benziyor. Mantık olarak arka tarafta bir öyle bir mantığı var. O yüzden SQL yeteneklerinin çoğuna da sahip. Yani bir şekilde sort yapma şey var. Kendin işte bir şekilde konfigüre ediyorsun bunu. Order veriyorsun falan filan. Mesela date için bir başka formatlar falan seçebiliyorsun. Onun dışında atıyorum. Date'e göre sıralayın. İşte biz mesela söyleriz. Söyleriz yapar. Öyle değil de. Konfigüre edersen işte şey price'a göre sort yapar. Falan filan. Ya yani ben sort yapabileceğini düşünüyorum. Ama o kısmı biraz da frontend tarafı otururken yine değerlendiririz. Ona göre bir karar veririz. Evet, bu akşam ne kaldı şimdi? Ne gösteriyorsun Şimdi bize? Konuşuyor musun yoksa? ekleyeceğim ve sonra ne yapacağız? Bir dakika, bir dakika. İndeksi oluşturdun mu? İndeksi şu anda kendi herhalde otomatik oluşturmuştur. Ama şeyim yok, Kibana'm yok. O yüzden sorgulayamıyorum. O yüzden direkt şuradan yazıp sorgulayayım. Şöyle, o Bayalık'ta bir şeyler vardı, indeks oluşturdu. Bir kod parçası vardı. Görmüştüm sanki. Şunu Çözdüm. şu kısmı mı Bir diyorsun? geri dönsene. Bana biraz geç geliyor o yüzden. Aynen kanka bekliyorum. Cevabı birazdan vereceğim. Birazdan vereceğim. Bekleyin. Evet, orada bir index ops var. O tam olarak ne işe yarıyor? Şimdi kanka ben şuna baktım. Bu index ops deyip create diyorsun. Galiba Hı. index yaratmak için. Ama şurada şey diyor. Sen zaten o document'ı tanımlıyorsun ya şeyde. Okey, Entity'sinde. anladım. O auto create yapıyor diyor. Yani Anladım. o yüzden bunu ekstradan çağırmadım. Süper. Ya şu son bir şeyim daha var. Onda da şöyle bir şey yapmak istiyorum. Nerede şu? Ya şunların default değerini atayalım ya. Ya şunu kaldırayım. Ya da kaldırmayayım da şu şekilde default değer vereyim. Bu şekilde belirliyordu değil mi Java'da? Gelsin mi? Evet, nokta null değil mi? Base Hayır bu konusunda şekilde error var. verilmiyor. Böyle vermiyor mu? Hayır. Nasıl Skala görünüyor? ile. Aynen. Constructor'ın yani parametre alma. Anladım. Boş Constructor'ı. empty constructor oluşturuyor. Anladım Yapıştır tamam. içine. Ya da bir daha aynen empty constructor oluşturur. Değerleri için de atarsın. Ninja'lar da hep Java'ya bok atıyor arkadaş. Katlin candır. date.nav yok mu ya? Abi, local date time'dan gidersen belki Evet. Ya da bulabilirsin. instance'dan gidersen. Date from de. Tamam yaptım From. başkan. Önünüze gelecek. Instant now. Ya gördünüz Instant mü? Orayı Allah'tan now. hemen kotardım bak. Ne kadar pratik ve az önceki şeyleri hiç yapmamış gibi. Yaptık başkan ya işte. Bu da tamam. Okey. Ve bunu gazlayalım. Tabii bizim article repository'yi bir şekilde burada galiba autowire edip kullanmamız lazım. Ben yani artık ya. Dersem save dedikten sonra advertisement dersem tamam. Sonra bu ne dönüyordu abi bize? Page result mu dönüyordu ya? Galiba. Page advertisement. Bu page'i tam olarak nasıl kullanmamız gerektiği konusunda bir fikrim yok bu arada. Page'in default'u şu. Sana 10'luk bir dataset'i dönüyor. Ve içerisinde kaç tane bu page değerinin içerisinde yani o daha doğrusu o sorgunun sonucunda kaç tane page var. Sen kaçıncı page'desin? Ve offset değeri yani bir sayfada kaç tane değer var onları getiriyor.
Offset'te default olarak 10 olması lazım. Bir de pageable değeri vermen lazım sorgu esnasında. Orada o değerleri veriyorsun işte. Hemen bakalım abi. Find by name. Name ne olsun? Advertisement 1. Sonra bir de advertisement değil. Page'i yanlış import ettim bu arada Murat. Ne import etti? Bu ne lan? Değişik bir şey import ettim. Kral VM falan. Grav Kral ya. Kendi içine hemen de Grav. sormadan. Şimdi pageable nasıl yaratılıyor? Bunu hiç kullanmadım. Pageable direkt new pageable deyip New pageable. Orada bir içerisine vereceksen değerlerini, offsetini, bilmem neyi vereceksin. page number get bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Ya bizim bu kadar şeye ihtiyacımız yok. New pageable de geç. Onu işe bir şekilde implant ettiriyor. Interface'miş ya bu. Ha bu bir dakika dur. Şunu verelim ya. Unpatch diyelim. Hangi model Mac kullanıyorsun? Hangi Ne model Murat? Mac kullanıyorum? Bizim Mac'in modeli ne? Bakalım. MacBook Pro 15 inç 2018. İşte şu önünüzde gördüğünüz özelliklerle. Kullanım gayet güzel. Mac işte. Mac işte ya. Mac'in yani eskisi bile iş yapıyor ya. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Hop. Bakalım ya şuraya bir şöyle yazacağım ya hiç uğraşmadan. Elements'ı alalım. Rica ederiz Emre'cim. Bir de Java tarafında işte bunlara şeyim. Get desek stream'ini verecek galiba. Ondan sonra tool list ya valla Java yazmak zor abicim ya. Zor yani. Bunu kabul ediyorum. Şunu nasıl yapıyorduk ya şeyde? Ha şu. Altın. Şöyle. Şunu yapmak istiyorum. Şunu yapabilirim diye tahmin ediyorum herhalde ya. Nedir o? Şunu yapsam bence. Hepsinin içindekileri ekrana Biri yazdırır. şöyle, buna hiç gerek yok. Listeyi çevirdin ya, direkt S altı ver listeyi. Onun zaten kendi şeyi var. O da olur, o da olur. Listenin kendi toString metodu var. Java 8'den sonra. Direkt elementleri tek tek basıyor ekrana. O zaman bassın. Güzel yazdıralım. Bok yemiş gibi. Bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Merakla bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Kaç tane daha mı ekleseydin Murat acaba? Ekleyememişiz. Gördüğün gibi. Olmuş. Yani şu an gördüğün gibi şurada ekledik ama total result 0. Eleman da yok içinde. Dostum find all de. Onu da görelim. Aynen şu Search eklemi yapma. kaldırayım. Query de bir sıkıntı olabilir.
Aynen, o yüzden Doğru faydalı olabilir. Aynen. belki şey yapabiliriz. Abi bunu kullanmayacağım. Pardon, özür dilerim. Find all. Tudis yok mu ya? Ha, iterate. Iterator'dan liste geçme gibi bir şey yok mu ya? Direkt list, new array listleyip o iteration verince listeye çeviriyor olması lazım. Aha, masum şarjı bitti şu anda. Haydi. Çok kötü oldu bu. Haydi. Mahsus da kod yazar. Pala. Yazar kardeşim, şu anki setup da zor ya. Laptop orada. Sol tarafı uzanmam gerekiyor, uzakta bir yerde. Bu ne ya? Tam gidecek zamanı. At list'e direkt new ArrayList şeklinde veremezsin. Çünkü Bu olmaz mıymış? yok. Yok. Olmaz ya. Sen az önce bunu yap demedin mi oğlum? Ya olabilir dedim. Kardeş. Bir dakika, Abi cevap vereceğim. Hepsine cevap vereceğim. gözünü seveyim, for each'le yazdır şunu ya. Aynen öyle yapalım kankacığım. Bu işle yazalım. Geçelim. Mouse oluyor çok kötü. Allah basır et bu alanda. Direkt şöyle yapsam yazar herhalde ya. Hadi bakalım bir daha çalışalım. Evet, ne hatası aldık. Bunun empty constructor yok diye mi? Neyin? Aynen. Advertisement mu? Aynen. Empty Empty Constructor'a ihtiyaç... Allah Allah, enteresan. öyle bir şey yok. Öyle bir şeye gerek de yok. Ama varmış galiba. Ha, bir dakika, tabii ki var. Sen bir repository işlemi yapıyorsun. Her türlü repository işlemi, entity işlemi, boş constructor ihtiyaç duyar. Evet, peki bizim boş konstruktörümüz nasıl olacak? Boş olacak tamamen. Hiçbir Böyle şey mi? olmayacak. Dümdük. Okey. Başlayalım tekrar. Hadi be kardeşim be. Buna mı bikbiklendin 2 saat? Bir tane advertisement döndü yani. Şey yine bulamadı. Bizim neyim? O dönemki query ile alakalı değil. Şöyle. Bir de sabah bir toString yazaydın ya. Nereye abim? Add to string mi? Yok, to Şey... string bir şey yapacak. Sen sınıfa gidip to string Sınıfta yaz. Aynen toString metodu. aynen. Olur Direkt aynen generate öyle. et. Generate etsem kendi edecek mi? Evet, kendini güzel bir şekilde tutsun. Yani IntelliJ'yi bu yüzden seviyorum canım. Haydi bakalım. Görüyor musun? Adam kastı. Laz diyeceğim, Laz Sonra vazgeçti. Tabii bize biraz geç geliyor. Aynen. Ha, okey. Beni engelleyemediniz şu anda. Adamsın, hadi bakalım. Şimdi bunu geri al. Peki kardeş, şu query'e de bir bakalım mı? Bakalım. Çalıştı mı tekrar?
Aynen, şimdi query'e bakalım. Gördüğün gibi geldi. Kendisi bir ID vermiş. Title, title bunlar tamam. Şimdi query'de ne yapacağız? Query bir kere boolean query. Onu Evet. değiştirebiliriz. Boolean yapmamıza gerek yok. Bir match query olacak. Aynen. Sadece aslında şey vermemiz gerekiyor. Bir match query'nin içerisinde bir message vermemiz gerekecek. Aslında çok rahat da şurada bir tane örnek şey yapabiliriz. Nasıl bir şey Sen yapabilirim? diye. Hemen şey yapıyorum. İçeceğim şunu. Birinin sesi patlıyor. Bakayım. Benimki olabilir mi acaba? Bir dakika. Ben Ben nasıl susturacağım lan? miyim lan Dur. acaba? Dur bakayım şu. Dur bir yayından dinleyeyim. Gözlerim kapalı. Yayından dinledim. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Buradan mastı Tamam. silebiliriz. İkinci match yerine de message diyebiliriz. Lan bu ne kötüymüş ya. Şöyle bunu JSON. Advertisement'ı da silip direkt name diye verebilirsin. Sadece. Tamam, şunu sil diyorsun abi. Anda al gibi böyle uğraş. Şu Galiba benden dolayı. sıfır kısmına gerek var mı? Garip şey. Sanırım sıfır kısmı da şey demek. İlk parametreye gidip buraya geç demek gibi bir Ha, şey. anladım. Bir tane match'e gerek yok bence abi. Match'in bir tanesini Match'i sileceğim. message Onu olarak message yapacağım da şu parantezleri şey yapıyorum. Message kurmaya çalışıyorum. normalde böyle query yazım şekilleri evet berbat Aynen. katılıyorum. Evet, bizde farklı berbat. Daha güzel kullanım yöntemleri var. Bir dahaki yayınlarda onları yapmaya çalışalım. Şu an Varsa bir piyasadaki örneğin at deneyeyim. şirket resource'larına gireyim şimdi. Bir oğlum. Ne olacak? Sen bize şeyi atacaksın. Onu biraz değiştir at. Hadi şey yap. Name yazmana gerek olmayabilir. Ha, name, okey. Bir tane daha eklersem tamam gibi ya. Şurayı. Sonraki şurayı. Şurayı tamam. Bence olması lazım. Bir de böyle gidelim. Şeyli parantez koyman gerekmiyor muydu başına sonuna? Şöyle mi Emin diyorsun? değilim. Ben de değilim. Koyalım. Şunu mu diyorsun? Match'in içine mi? Evet. Çağrı başkan Raid yönlendir. dönecek ya. 1, 2, 3 tane var. 1, 2, 3 daha tutuyor. Köşeli Bu parantez köşeli gerekiyor mu? parantez. Hayır, zannetmiyorum. Okey. Onu ekledim ya yine. O zaman siliyorum. Köşeli parantezden kastın şey. Şu Evet, köşeli parantezi gerek yok. Bir bakalım. MongoDB'ye benziyor olabilir çünkü ikisi de DocumentDB diye geçiyor aslında. Evet, doğru. Dokümanı bilgisi. İkinci name'e de ihtiyacımız olmayabilir bu arada Murat Can'a. Yani bir şey gelmiyorsa. Hata aldıksa. Ne diyor? Match query'niz yanlış diyor. Okay. Nazar support name diyor. Okay, name silah. Direkt message'e şey yap. Sıfır parametresini geç. Git. Elasticsearch arkada MongoDB kullanıyordu sanki diye bir yorum var. Bildiğim Emir Kürek. Zannetmiyorum. O da bir şimdi aynı Apache şey. Lucene kullanıyor diye biliyorum. Bu indekslemeyi yapabilmesi için. Murat Can o köşe köşe o köle Evet, direkt köşe. olarak kaldır. Aynen. Kaldırdım onu, köşe bir parantez yok şu anda. Hayır, message'den Yok. sonra süslü parantez var, Ha, sonra şunları mı parametre kaldırdım var. diyor. Kaldı. Birer tane süslü parantezi uçur abi. Tamam, şunları da Slash'la düşündüm. beraber. Daha gidiyorum. Ama şu yazma yöntemi çok boktanmış yalnız ya. Şunun bir düzgününü Buluruz ya, sorun değil. bulalım yani. O slash'lara ihtiyaç var mı? Zannetmiyorum ama devam et. Kafana göre. Var çünkü string olarak yazıyor ya. Okey. Şuradan hatta bir bakalım.
Evet, MongoDB ihtiyaca göre kullanılması güzel bir veri tabanı NoSQL tarafından. Ama ilişkisel bir veri tabanına ihtiyacım varsa ki bizim şu anki uygulamamıza ihtiyacımız var, o yüzden biz MongoDB kullanmadık. Bu sefer query kabul etti, hata vermedi ama query bir sonuç dönemedi. Şuradan bir daha bir Google'layalım. Message yerine name yazar mısın? Çok hızlı. Evet. Çalışmadı. Ya bir indeks belirtmemiz gerekmiyor mu peki? Hangi indekste bu match işlemini yaptıracağımıza göre? Zaten Gerek yok. Zaten o indeksin üzerinde şu. Ha, okey. Hangisi benziyor? Talateri, Adrestu'ya ne benziyor anlamadım. Şöyle bir şey mi acaba ya? Match, message, Match dedi. Şu query. Ha, bir de verdiğimiz field sonra altında da query koymamız lazım. deneyebiliriz. Query match. Name query de diyebiliriz aynen. Query match message Name mi message mi? Bence name. Emin misiniz? query. Name, Name okay. Bu arattığı böyle şey. Yıldız'ın adı gibi Ha. geldi bana. And operatörünü kullanmana gerek yok şimdilik. Sadece şey yoksa gider. Aynen. Şöyle yapayım. Sağ olsun. Android diyor kim oluşturdu bilmiyorum ama IntelliJ Siz bayağıdır oluşturdu. var. Android. Ha, tam aynı ürünler zaten. Yani aynı şirketin ürünleri. Için hem query olmuş oluyor değil mi? Aynen bu mantıkla onun olması lazım değil mi? Match, name, query şeklinde. Evet. Deneyelim. Benim bildiğim kadarıyla önce Ama Android başında Studio da yaptılar. Ha söyle abi. başında bir query string'i daha Onlar da var. herhalde şu yapıyordur diye düşünüyorum O ama. query Okay. anotasyonu ona anlama geliyordur diye düşündüm ben de. Tamam, query match name query. Okay. Ama yine de olmadı, olmuyor. Peki Gelmiyor. ne geçiyorsun parametre olarak? Name'i geçiyorum. Name'e de direkt Birebir aynısı mı? birebir aynısını veriyorum. Şöyle yapsana Murat. Soru işareti iki nokta üst üste name yazar mısın oraya? Nereye abi? Şuraya mı? Sıfır yerine. Soru işareti 2 nokta name. Name. Şu an ekranda görüyor musun? Daha gelmedi. Hemen bir. Ha. Bir şunun daha güzel şeyi var mıdır? Aynen böyle. Ya soru işaretiyle de dolar name de olabilir. Çok emin değilim. Boş. Boş Çünkü bankacığım. query'ye parametreyi ya dolarla ya da bu şekilde veriyordun. Murat be, soru işareti iki noktayı silip bir de dolar işareti koyar mısın oraya? Hemen koydum başkan. Mouse büyük şerefsizlik yaptı ya. Vallahi billahi yani.
Sararmasını bekliyorum ama sararmadı da ya. Yok ya yine olmadı. Maalesef olmadı. Var başka. Okay. Ya 2 saattir bakıyoruz size hiçbir şey yok be güzel kardeşim ya. Regex yaptım. Bu ya. Query annotation parameter. Diyor. Maçan annotation'sız yapabilir miyiz? Nasıl Bir yapalım? şey yapsana, bir geri döner misin şey? Geldim. Nitel şey edeyim. Bekliyorum. Kendimiz mi query oluşturacağız bunun içerisinde? Hayır, query yazmayacağız abi. Tamam. Query'yi komple silelim. Biz buraya ne dedik? Find by name dedik. Name diye bir Evet. atributumuz var değil mi bunun içerisinde? Evet. Tamam. Pageable yapmasak, list dönsek. Şunu mu siliyorsun? List dön abi. Ya da sadece bunu çalıştırmaya da deneyebiliriz şu an. Baya diğer tarafı Evet. Şunu şu an sadece şu şekilde bir deneyiş yapabiliriz. şöyle yapayım. Murat. Efendim abi. Soru işareti bir yapman lazımmış. Birden başlıyormuş abi. Sıfırdan değil. O zaman geri döneyim önce onu deneyeyim. GPQL ya, kullandığımız şeyin adı. Bu query annotasyonun içerisine verdiğimiz query tipine Murat'cığım, GPQL deniyor. seni şuraya yönlendirmeye çalışıyorum Murat'cığım. Şu Ama mu? bir dene bakalım bunda. Tamam Çağrı Başkan. Bunu... Çağrı Başkan bir ekrana bak. Senin dediğin Hangisine şey diyorsun? söyle. Yayına bak işte. Senin dediğin şey bu mu onu söyle. Ben de Çağrı'na Evet bakayım. bu. Bana Tamam. çalıştı da. Yok daha başlatmadım bir dakika. Başlattıysam da hatırlamıyorum. Ya. Yok. Direkt hata verdi hatta. İndeks 1 olmaz diyor kankacığım. Çağrı bu senin dediğin şeye çevriliyormuş yalnız. Bull query'e çevriliyormuş. Biz query'i muhtemelen yanlış yazıyoruz. O yüzden sen query kısmını komple uçur abi. Bir de bu Tamam. şekilde çalıştırmayı dene. Page kalsın şimdilik. Hemen yapacağım dediğin. Sadece şu attığın dokümantasyondan bir şey daha bakıyorum da. Tamam. Bir şey kaldırıyorum abi. Page kalsın. Geri kalanı değiştirmemek için. Sadece query Evet. atıyorum. Evet. Hop bu sefer debug'da başladık. Evet. Ne bir hata. Hı. List dönebilir misin peki? No property name found for type advertisement. Bak. Name diye bir property yok mu advertisement? Olmaz mı? Title Söyleyemedim. varmış ya. Oğlum biz 2 saattir. Allah'ım ya Arkadaş. Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Bu Ya. çalışacak ama sen bunu şey yap. Şimdi şunu title yapalım. Metodun adını değiştirmen lazım senin. Aynen. Name ne abi? Kim dedi lan name? Hiç kimse de uyarmıyor. Neyim lan dedim. Aynen abi. Valla chat uyuyor musun? Name diye field'ınız yok demiyorsunuz ya.
Metodun ismini de değiştirmen lazım. Değiştirdim. Bir de page'den emin değilim ama bir çalıştır. Olmazsa çalıştırırız. Aynen, olmadı onu da bakarız. Vallahi geldi. Abi 2 saattir. Allah'ım ya. Tamam geldi. Şu ilk yazdığımız bizim query'den dönen şu total results ve elements kısmı. Query'den dönen. Bu geldi. Bir de şunu yapalım. Hayır. Hayır tabii. Şimdi tabii dokümantasyona bakarsan bu metot isimlerini and, or, is, is not, between gibi hani şeylerle eklemeler, çıkartmalar yapabiliyorsun. Aynen. Like da diyebiliyorsun mesela. Like'ı deneyebiliriz. Find by title like deyip. Like mı? Şöyle. Aynen. Aynen. O zaman burayı da değiştirelim. Başka bir şey verebilirsin buraya mesela. Advertisement değil de başka bir string ver bakalım. Like şey mi oluyor? Birebir eşleştirme değil, like işlemi yapıyor. Evet. Okay. Editör arkadaş, kimse onu suçlayın. Murat, seni suçluyorum. Hepsine cevap vereceğim arkadaşlar. Ben 1995'te ilçe başkanıyım. Oradan anlatayım size. Nasıl bu noktalara geldik? 95'te 5 yaşındaydın kardeş. Neyin ilçesi? Göndermem gitmesi gereken yere gitti kanka. Eğer gitmediyse bir sonraki programda büyük sırlar açıklayacağım. Oo. Oo. Tamam. Murat, tamam. Senden şey isteyeceğim. Like'la tamam. 2 şimdi... yazsana sadece title'ı. Bir de öyle çalışırsan. Özür dilerim Çağrı Başkan. Tabii. Hiç önemli değil. Sadece bir 2 yap. Order by diyordun ya mesela. Bu metotlara order by de ekleyebiliyorsun. Aynı zamanda ben... order by deyip description ya da price'a göre order by diyebilirsin. Ya çok iyiymiş lan bu. Ya bu şekilde isim üzerinden yapman bayağı güzel. Abi Spring Data ya. Evet, Spring Data'nın gücünü kullanıyorsun burada. Aslında arka tarafta normal bizim ilk önce yapmaya çalıştığımız o query'lere çevirmeye çeviriyor. Şimdi burada mesela fuzziness kullanamıyorsun. Fuzziness'ı biraz açıklar mısın? Şimdi yayının da başında söylemeye çalıştım. Aslında bu stringlerin birbirlerine eşitliklerini eşitliklerin belli başlı şeyleri var. Calculation metotları var. Bunlara fuzziness deniyor. Mesela Jarowinkler distance calculation. İki stringin mesela yüzde hesabı ile birbirlerine ne kadar yakın olduklarını hesaplayan bir calculation şekli. Mesela Çağrı yazıyorsun ama bir yanda da Türkçe karakterlerle Çağrı yazmışsın. Ama sen İngilizce karakterlerle Chagri arıyorsun. Bu iki stringi aslında eşleştiriyor ama bu eşleştirmenin 0 ile 100 arasında bir değeri olmuş oluyor. Fuzziness aslında bir yerde bu. Mesela Muratcan stringini arıyorsun ama yan ya da ne bileyim Muratcan'ın içerisinde şey koymadın, T koymadın diyelim ki. Sana Muratcan'ı da getirecek o fazımız. Anladım. Gibi. Yani şu an bizdeki örnekte advertisement bir yerine search'te advar ya da işte bir tane karakteri değiştirip yollasak bir şey dönmeyecek şu anda. Çünkü bizde fuzziness yok. Olabilir dedi. Yani denesene mi? Düşünüyorum. Ama. Bir deneyebiliriz şimdi aslında. Şimdi like kullandığımız şeyleri. İçin belki şey yapıyor ama mesela tam yazayım. Önden arkadan kesip like'lama işlemi yapıyor olabilir like da. Ama aradan bir tane kelime, aradan bir tane harfi çıkarttığımızda ne yapacağına dair bir fikrim yanlış yok. Yanlış yazdım şu anda. Hemen getirmeyecek. Bir de küçük harfi ya da lazım. Getirebilir. Aa, bu arada save'i kaldırdın Murat. Neden? Kaldırdım. Çünkü aynı şeyi bir daha eklemesin diye arkadaşlar. Şu an arka tarafta Elastic repository'ye bir kere indeksleme yaptığı için o şey orada kaldı. Kayıt orada. Abi ben in-memory gibi düşündüm. Özür dilerim ya. HD database'e gitti kafam. Bak yanlış yazdım. Evet dediğin gibi fuzziness yok. Evet mesela fuzziness istersen bu biz muhtemelen fuzziness isteyeceğiz. O kesinlikle. Zaman benim oraya bir query implementasyonu yapmam lazım bir şey. O yüzden bunlar kullanılabilir ama bizim ihtiyacımızı %100 giderir mi? Emin değilim. Bakmamız lazım. Aynen. Batı, bu tarz şeyler, daha doğrusu bu tarz şeyler Elasticsearch bir web sitesi ya da bir web uygulaması üzerinde daha çok herhangi bir
büyük veri tip veri setinde belirlediğiniz alanlara göre bir arama yapmak istediğinizde benzerlik, az önce Murat'ın Çağrı Başkanı'nın bahsettiği işte fuzziness gibi, benzerlik gibi, like'lama gibi işlemleri yapabildiğiniz çok da hızlı bir şekilde sonuç veren bir özel mekanizma. Elasticsearch olmadan biz direkt MySQL ya da bir SQL sorgusunda like metodunu kullanarak yapılıyordu. Yapılabilir. Ama like çok maliyetli bir şey olduğu için bu tarz ek mekanizmalar kullanmak zorundayız. Evet. Dedikten sonra örnek yapalım istersen. Bir tane şey yapalım. Başka bir metot oluşturup ona query annotation'ı koyalım. Bu sefer name üzerinden gitmeyelim de title üzerinden gitmeyelim. Düzgün bir query yapmaya çalışalım ve oraya bir fuzziness implementasyonu yapmaya çalışalım. Nasıl çalışabiliriz? Evet, nasıl yapacağız anlat bakalım. Query annotation'ın içerisinde mi yapıyoruz fuzziness'i? Query annotation'ın içerisine şey koyacağız. Bir tane fuzziness parametresi koyacağız. Tamam, ben şunu kopyalıyorum. Aynısını kopyala. Bunun adını fuzzy diye değiştirsem bir sorun olur mu mesela? Zannetmiyorum olacağını çünkü query annotation'ı koyacağımız evet. için değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Ara belli almıyor. Pardon Murat, şey çağır. Buyur, buyur abi. Biraz önceki o query'yi kopyalayabilirsen. Kopyaladım aynı abi. Şekilde. Geldi yani, kopyaladım şu anda. Okey. Name yerine title aynen, diyelim. O da tamam. Bunun çalışacağına bir emin olalım sadece. Fazilisi sonra ekleyeceğim. Okey. Arada ben açıklayayım. Ara belli almıyor. Kendi içerisinde bir tane kullanmış olduğu document bir veri tabanı var. Bu veri tabanında çeşitli kombinasyonlar diyebilir miyiz bilmiyorum ama verdiğiniz değerleri şey yapıyor. Nasıl diyeyim? Hash'liyor. Vermiş olduğunuz sorguları o hash üzerinden karşılaştırma yapıyor. Ve bir puanlama usulüyle size geri dönüyor. Bundan dolayı zaten çok hızlı çalışıyor. Ortamda şu an fuzziness olmadığı için yanlış girmiş olduğun parametreyi bir düzeltsene. Yandım aynen, onu düzelttim işte. Büyük harfle de yap bence Murat. Küçük harf yemeyebilir. Onu da denemiş bilmiyorum. Olur. Muhtemelen normalization yapıyor olacaktır. Bir deneyelim. Okay. Bak yemedi. Yemedi mi? Advertisement yazayım. Şöyle bir de bunu deneyim. Birebir aynı ismi var şimdi. Çalışmazsa birebir vereceğim. Yani bunu da görelim, birebir de görelim. Hı hı. Bu da çalışmada tamam. Bir de birebir aynı ismi. Bir de must dedin ya. Ondan dolayı birebir aynısının olmasını bekliyor olabilir mi? Must yok. Must yoktu orada sanki. Yok muydu? Ben mi yanlış söyledim? Okay. Şimdi tamamını verince çalıştım. Okay. Like tamam, yapmadan yani. Direkt match yapmayacağım. Şu an elimizde çalışan bir query annotation'ıyla çalışan bir search fonksiyonumuz var. Şimdi buna sıfır parametresinden sonra şunu ekleyebilir misin? Hemen ekle. Bu kadar mı? Virgül değil. Bu kadar. Yani sonuçta siz search engine'e parametreler veriyorsunuz. Search engine yapıyor gerisini. Yani konfigürasyonlar, ayrı indekslemeler, bilmem ne, böyle şeyler bekliyordum da. Yok ya, Spring Data GPA sana yapar mı bunu ya? Peki bu fuzziness'ın dönmesini istediğimiz bir score range'ini belirleyebiliyor muyuz? Atışıyorum. Şimdi sıfırdan... okey. Yanlış parametre. Şimdi bunu auto yaptığımızda genelde tercih auto'dur. Kelimenin uzunluğuna göre, aranan kelimenin uzunluğuna göre şu kadar harfi tölere ediyor. İşte atıyorum bir tane harfi tölere ediyor ya da iki tane harfi tölere ediyor gibi durumlar var. Oto dediğinizde bunu zaten bu ona göre hani
belirliyor kelimenin uzunluğuna göre. Oto demezseniz işte 1, 2 gibi opsiyonlar da var zannediyorum. O zaman da işte bir karakteri türleri edebiliyorum, iki karakteri türleri edebiliyorum gibi falan. Şimdi advertisement 1 dedin ya. Onu değiştirdim. Mesela şöyle bir şey yaptım. Bunda advertise sonuç dönmedi. Çok büyük değişiklik var muhtemelen. Evet. O yüzden olabilir. Ya kısalttım yani bayağı. İçeriden, sadece içeriden bir harfi, içeriden bir harfi falan silmeye çalış mesela. Bakalım ne olacak. Yani, bu line'ı olsun, sadece bir harfi değiştir. Bir harfi sildim. Farklı mı yazayım? Farklı bir yaz. Harfi silebilirsin ya da farklı da yazabilirsin. Bir öyle sildim. Deneyelim. Toleransını görelim. Deniyoruz şimdi. Halat Başkan. Evet. Bak. Bunu buldu. Evet. Tarkan yazarsan Tarkan bulur. Mesela başka bir harfi de değiştireyim mi? Değiştirelim. Oto olduğu için muhtemelen bulacak. İki harfe kadar töleresi olması gerekiyor. İki harfi komple silebilirsin mesela. Evet. İki harfi. Sile sile gidelim. Bakalım kaç harfe kadar toleransı var. Sanırım 2 tap olması lazım. 3'ü tolere eder mi bilmiyorum. Tamam, biri sildik, bir tane yanlış da düzgün çalıştı. İkisi sildim şimdi. Getirdi. Şimdi bir parametre daha Yok, eklettirmek iki istiyorum sana. Sildiğimi şimdi görecek. Aa evet, iki tane de sildim, onu da getirdi. Şimdi bir parametre göndermek istiyorum sana. Gönder abi. Şunu şunu da ekleyebilir misin? Operatör or. Ekliyorum. Ona yanlış bir virgül koymuşum. Onu şey yap. Onu hallederim. Okey. Şimdi ne yapalım? Şimdi gönderdiğin parametrenin içerisinden biri siler misin? Biri silmeyi dener misin? Tamam. Şu şekilde gönderiyorum bak. Şimdi ekrana gelecek de iki harf silik yine, yani advertisement değil de. Tamam, iki harf silik olsun. Ve biri sildim. Bakalım ne yapacak. Bulmadı. Anladım. Çünkü 3 harf olmuş oldu. Evet, benim istediğim gibi çalışmadı. O yüzden tamam. Tamam. Tam tersi istikamette çalışıyor aslında. Tamam. Bu operatör mesela şuna benim oto senin yerine gibi çalışan bir şey değil. 5 filan versem daha fazla mı tolere edecek? Oto yerine bir yazar mısın? Bir yazımda da bulmamasını bekliyoruz değil mi? Bu bir karaktere. Bir karakteri tolere edecek bu sefer. O zaman yine bulmamasını bekliyoruz. Efendim? Yine bulmamasını bekliyoruz şu anki şeyde bir evet, şey. Evet, şu an iki tane karakter değiştirdiğin için bulunmasını hatta bekliyorum. Hatta 3 değil mi? Bir de 1'i sildik. Evet, 1'i eklersin işte. Of Murat var ya, buradan ne integration test çıkar ha. Değil mi? Aynen. Evet, Colorsys. Web API için en çok kullanılan güncel framework hangisidir? Hani Java için bahsediyorsan Spring Boot framework'ü. Scala için Akka, diğer dilleri bilmiyorum. .NET için C# için .NET var galiba. Web framework'ü diyorsa belki Play olabilir Scala'da. Scala'da bir Play de olabilir aynen. Web API bu arada. Aa, API yapmak için mi? Ha pardon. Hı-hı. O zaman Akka, evet belki Play. Akka'da ben daha çok tercih ediyorum ama Play de olabilir. O bu Scala için. Java için. Quarkus en güncel olanlar. Aynen. Yani en hype olan frameworklerden bir tanesi o. Aynen, Node.js için Express de kullanıyoruz hatta. Biz de Express kullanıyoruz. Evet dostlar, Elasticsearch ile ilgili. Şimdi çok kısa bir şey özetleyeyim aslında. Burada birebir şeyi bulmaya çalışıyorum. Sentence var. Burada birebir bir cümle araması yapıyoruz aslında. Eşleştirmeyi bu şekilde yaptı. Aslında çok büyük bir paragrafın içerisinde bir şey bir
kelime buldurabiliriz buna. Bu tarz query'ler yazmak mümkün. Yani bu tamamen artık nasıl bir arama yapmak istediğinize göre değişiyor. Aynen. Yani burada sadece ben bütün bir paragrafımı bulacağım. Hayır, burada bir paragrafın içerisinde sadece Muratcan geçen şeyleri, elementleri bulabilirsiniz gibi. İndeksleri bulabilirsiniz gibi query'ler yazabilirsiniz. Yani bu Elasticsearch'ün aslında, yani çünkü şu an o kadar az bir kısmını programatik bir şekilde gösteriyoruz aslında burada. O yüzden de birazcık unutuluyor ama Kiban ayağı kalabilseydik çok daha değişik search opsiyonlarıyla size gelip bunları sunabilirdik. Belki bir dahaki sunumlardan bir tanesinde öyle bir şey yapabiliriz. Deniz, aynen. Hı? Ama oradaki query'leri de yansıtabiliriz yine şu query annotation. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen. Ben bir şey soracağım. Şimdi biz şu an sadece title üzerinden arama yapıyoruz ama bizim uygulamanın ihtiyacı olan şey title ve description alanlarında ikisinde birden ayrıma yapmak. Şu an aslında query tag'i ile hepsinde arama yapabiliriz diye düşünüyorum. Mesela title'a query atıyorum ben. Title yerine description'a query atarsam description içerisinde aramaya başlayacak. İkisini birden query atmak istiyorsam? O zaman da sanırım şey yapmamız gerekiyor. Yemez mi? Yiyebilir. Şu an emin değilim tam olarak. O query'ler birazcık daha advanced query'ler. Muhtemelen şey gibi title gibi virgül deyip bir description scope'u belirleyip onun içerisinde query yazmamız gerekiyor. Onlar combined query'ler diye geçiyor. Query'leri şey olarak da bağlayabiliyorsunuz. Dediğin şey mümkün. And or operation'larıyla bağlayıp şey yapabiliyorsunuz. Bu query ve bu query'nin aynı bir, bu query ve bu query cevaplarını içeren kayıtları bana dön diyebiliyorsun. Ya da ya bu query ya da bu query ya da ikisi beraber şeklinde. Yani bildiğiniz if else'in içerisinde birden fazla işte vermiş olduğunuz operatörlere göre sonuçlar döndürtürebiliyorsunuz. Onlar combined query'ler diye geçiyor. Bir tık daha advanced oluyor buna göre, mümkün dediğin şey. Select ver gibi yani, anladın mı? Select ver mantığıyla çalışıyor aslında. Evet. Match'ten sonra title dedik ya. Evet. Onun match'ten bitiminde sonra... or ya da and deyip aynen. Description bir query. Aynen. Bıdı. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Ama şu an yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ama ben kendimi kullandım. Bu şekilde böyle mümkün. Birden fazla alana sorgu atabileceğiniz query'ler var. Ya biz de aynen kendi ihtiyaçlarımıza göre o query'leri daha şey bir şekilde ayarlayabiliriz. Çağrını attık. Mesela şu şurada olanlar var. Bunlar tabii ki hani şey üzerinde hepsi boolean query yapıyor. Şu şekilde olanlar. Ama Çağrı'nın da dediği gibi işte biz kendi query annotasyonunu kullanarak o istediğimiz query'leri verebiliriz için. Bu evet. Problem yok. Dedikten sonra dostlar bugün ben kafamda yapmak istediğim yere kadar geldim. En azından hani Elasticsearch'e entegrasyonu yaptık. Bir şeyler ekledik. Bir şeyler sorgulayabildik. Sorgulama yöntemlerinin üzerinden de biraz geçtik. İşte query yapma falan filan. Şu anda ben tamamım. Ağzına sağlık. Eyvallah kankacığım. Reis. Ağzına sağlık. Sorularınız varsa chat. Çağrı Başkan burada. Kendisi Engin Elasticsearch bilgisiyle. Ya. Her türlü yardımcı olur. Bayağı gösterdin kankacığım ya. Sağ olasın valla. Rica ederim. Şimdi. Her zaman. Eyvallah paşa. İlginçmiş. Abi Elasticsearch powerful bir, çok güçlü bir uygulama. Birçok firma Elasticsearch uygulamasını kullanarak enterprise solution'lar öneriyor. Danışmanlık yapıyor. Yani başlı başına Elasticsearch eğitimleri falan var Udemy'de. Hı hı. Eğer merakınız varsa tavsiye ederim. Advanced, yani tabii yazılım mühendisliğinde böyle ilk giriş falan yapıyorsa belki biraz advanced kaçabilir ama yine de bilinmesi gereken konulardan birisi evet. Aslında. Elasticsearch'ın bir muadili vardı. Apache'nin bir ürünü.
Biz onu kullanmıştık yıllar önce. Dur. Biri yazdı bana onu. Evet, hatırlıyorum. Apache. Sin. Yok, 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 yok. Bir daha söyle. Eş diyeceğim. Diyeceğim. Bana bir müsaade et şimdi. Şu değil mi? Göstersene. Ha, Solr. Ha, Solr Surge. Evet, Solr. Apache Solr. Apache Solr da güçlü bu arada. Ama Apache'nin direkt Java tarafında, Spring tarafında bir karşılığı yok. Yani şey gibi, Data JPA gibi. İkincisi, konfigürasyon gerçekten zor. Saç baş yolduruyordu yani bu. Ve The Sky Brave 7 izleyicisiyle baskın yaptı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sefa hoş verdiniz. Geldiniz dostlar. Hoş geldiniz. Hazır misafirlerimiz gelmişken ben bahsedeyim. Önümüzdeki hafta yazılımcı sohbetleri yayınımız olacak. Ve sevgili The Sky Brave ve ekibi bizlerle birlikte olacak. Game Development üzerine kendileriyle sohbet edeceğiz. Yayınımızı kaçırmayın. Oo, çok güzel. Yayın mı? Meetup'ta değil mi ya? Meetup'ta değil. Direkt Twitch yayınında olacak. Anladım, tamam. Vallahi çok iyi ya. Kaç çok kaç. Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyoruz bana katıldığın için de tekrardan. Onun dışında da bu yayın için ben de çok heyecanlandım. Game development bizim için bir tabudur yani, biliyorsun. Evet, evet. En çok istediğim, uğraşmak istediğim alanlardan biri. Ben biliyorsun tasarımı çok seviyorum. Yazılımı da çok seviyorum. İkisinin birleştiği nokta game development gibi geliyor bana. Ama olmadı. Vallahi zor. Ya şöyle, tasarım tarafı da zor çünkü yani, hani baktığında. Orası da kolay bir şey değil yani. Abi. Ben The Sky Brave'lerin yayınına katıldım geçen haftalarda. Bayağı fizik engine'ler falan var ya. Bayağı fizik kasıyorlar yani. Abicim görüşürüz. Discord'dan da haberleşiriz zaten. Eyvallah. Bayağı böyle fizik kasıyorlar işte. Neydi o? Kanka. Hani oha, şeyin adını unuttum. Merkez kaçlar bilmem neler falan filan. Momentum filan onlar mı? Momentum aynen. Heh, yaşa. O kısımlar da çok keyifli mesela. Vallahi öyle. Keşke bir anlatanı olsa diyorduk. Sağ olasın valla. The Sky Brave imdada yetişmiş. Evet. Ben bayağı soru yağmurunu tutacağım zaten. Tahmin edebiliyorum kankacığım. Ha, Solr diyordum işte. Solr aslında bu evet. Elastik benim dünyanın legacy'si. Benim bildiğim. Hala geliştiriliyor mu bilmiyorum. Benim geliştiriliyor. Bak 12 Nisan'da son çıkmışlar. Eyvallah. Abi ben yıllar önce Solr'la çalışmıştım ve saç baş yolduruyordu. Şu an nasıl bilmiyorum açıkçası. Elasticsearch özellikle senin bugün gösterdiklerinden sonra yani çok çok daha kolaymış. O yüzden benim gördüğüm artık çoğu firma Elasticsearch'e kaymış durumda. Ama bazı firmalar Solr kullanıyormuş hala. Elasticsearch tabii pahalı Solr'a göre. Yani Solr da Apache olduğu için zaten hani sen kendin kullanabiliyorsun içeride kurup. Taşıyabilirsin. Sen de kullanabilirsin. Sen de kurabilirsin bunu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Solr'u aynen kendin kurabilirsin ama Elasticsearch'u evet. İşte Enterprise olarak kullanıyorsan ciddi ücretler var. Ha, bak onu bilmiyordum. Enterprise'da ama zaten destek alıyorsun. Yani. Community Edition'da kurup bir şey yapabilirsin. Aynen. Kendi Community Edition'da girebilirsin. Yani. Bizim bugün yaptığımız gibi yani Docker'dan bile ayağa kaldırabiliyorsun. Ama Enterprise özellikleri kullanmak istersen yani hem destek var işte onun içerisinde hem de Enterprise bazı özellikler var. Hep bilmiyorum hangileri olduğunu ama yani işte, Community'de olmayıp ya, çok klasikleri işte. Bazı arama özellikleri, bilmem ne özellikleri falan filan. Enterprise klasik yazılım. Aynen. Yazılım firmasından para kazanma taktikleri işte. Tabii kazanacaklar canım, şaka bir yana. Tabii canım, daş mı yesinler? Daş mı yesinler, aynen. Evet dostlar.
Muratçığım valla ağzına sağlık. Benim en çok merak ettiğim konulardan biri buydu. Kanka ben de Aslında. çok merak ediyordum. Bugün şeye sevindim ben. Şimdi bu mesela şu kısım bizim projede ilerlememiz için gerekli olan kısımlardan bir tanesiydi. En azından orası biraz kafamızda oturdu ya. Ben ona seviniyorum. Artık burada ne yapacağımızı biliyoruz 3 aşağı 5 yukarı. Yani güzel bir ilerleme oldu diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle ağzına sağlık.